Herkese merhabalar. İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilen Katar'a yönelik ticaret ve yatırım fırsatları webinarına hoş geldiniz. Bugün dolu dolu bir programımız var. Hiç vakit kaybetmeden ben açış oturumuna geçmek istiyorum. İlk açış konuşmamızı odamız yönetim kurulu üyesi Bahadır Bey yapacak. Bahadır Yeşik Bey, söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Büyükelçim, kıymetli ticaret müşavirlerimiz ve Katar'ın değerli temsilcileri, kıymetli iş insanları, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle toplantımızın hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Başta Sayın Elçimiz olmak üzere Türkiye ve Katar temsilcilerine, siz değerli katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar, Türkiye olarak 12 işbirliği anlaşması imza attığımız Katar bizim için sadece ekonomik yönlü bir ortak değildir. Bunun çok daha ötesinde uzanan iki ülke ilişkilerinin merkezinde sosyolojik, tarihi ve kültürel temelleri paylaştığımız stratejik bir ortaklaşma vardır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında yapılan görüşme, ikili ilişkileri ortaklık düzeyine çıkartma hedefini ortaya koymuştur. Bu toplantıda söz konusu çabaların artarak devam etmesi için bir irade ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle özel sektör yatırımlarının artırılması ile iş ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ortaklık duygusuyla tesis edecek bir iklim için çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Kıymetli katılımcılar, bugün Irak ile yürütülen görüşmelere konu olan Kalkınma Yolu projesi Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü oluşturulması öngörülüyor. Proje deniz yolundan sonra ürünlerin limanda indirilip demir ve karayoluyla Avrupa'ya ulaştırılması içeriliyor. Dolayısıyla Katar'ın da dahil olduğu bu güzergah Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ulaşan bir ticari ortaklığında işareti olacaktır. Odamızın Ocak ayı meclis toplantısında geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu teşrif etmişlerdi. Kendisinin de bu meclis toplantımızda ifade ettiği üzere söz konusu hattın işlevinin yerine getirmesi için Katar'ın da projeye dahil olması elzemdir. İnşallah bu adımları sadece kalkınma yolu olarak değil, bölgenin barış ve huzuru adına da bir kardeşlik köprüsü olarak inşa etmiş olacağız. Kıymetli katılımcılar, bir hususu daha ifade etmek istiyorum izninizle. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem Türkiye'de ve hem de Katar tarafından iş onay süreçleri devam ediyor. Bu sürecin tamamlanıp serbest ticaret anlaşmasının bir an evvel yürürlüğe girmesi, yatırım ortamının ileri taşınması noktasında elimizi güçlendirecektir. Anlaşmaların etkileri çok olumlu olacak. Gerek ticareti, gerekse lojistiği çok daha etkin ve hızlı hale getirecektir. Saygıdeğer elçimiz, kıymetli katılımcılar, şüphesiz bugün konuşmalara ve değerlendirmeler Türk ve Katar iş dünyasının sahip oldukları fırsatları görebileceğimiz bir manzara sunacaklardır. Webinarımızın ortaya koyulacak yeni fikirlerle karşılıklı yatırım ve ticaret ortamının ileriye taşınması için önemli bir platform olacağına inanıyorum. Ben bu vesileyle Sayın Elçimizin burada olmasını çok önemsiyorum. Kendisinin katkıları bizler için çok çok önemli. Ticaret müşavirlerimiz, Türkiye ve Katar iş dünyasının temsilcileriyle birlikte güzel bir uyum sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu organizasyondaki emeklerinden dolayı odamız Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışanlarını da tebrik ediyorum. Sözlerimi de fazla uzatmadan başarımız daim olsun. Hepinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Sağ olun konuşmanız için. Şimdi açış konuşması için Sayın Büyükelçimiz Mehmet Mustafa Göksu'ya söz vermek isterim. Sayın Büyükelçim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Bahadır Bey'e çok özet, güzel konuşmalarından dolayı Bahadır Bey'e, Bahadır kardeşime, çok eski tanıdığım dostum teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını biliyorum. Öncelikle bütün katılımcılara saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu tür toplantılar arkadaşlar gerçekten bölgeye olan önemi anlatma açısından, bölgede olanları izleme açısından çok büyük önem arz etmekte. Bu online yapılan toplantılar
masrafsız ama daha kalıcı bilgilerle insanlar hazır kendi ortamlarında notlarını alıp yapılan değerlendirmeleri harekete geçirme açısından çok önem arz etmekte. Onun için bu toplantının bütün taraflarına teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı İstanbul Ticaret Odamıza, Katar'daki diğer partnerlerimize, ticaret müşavirliğimize, bütün bu toplantıda katkısı bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Katar bölgede her gün büyüyen, ekonomik açıdan büyüdükçe de ticaretini artırmak isteyen, bunun için yeni projelerin peşinden koşan bir ülke. Biliyorsunuz, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Katar artık uluslararası arenada bilinen bir ülke haline geldi. Bunu biz Katar'da yürüdüğümüzde şuradan anlıyoruz. Mesela Katar'da daha önce turist deyince akla gelen sadece Körfez ülkelerinden gelenlerdi. Yani Suudi Arabistan'dan beklenirdi, Bahreyn'den beklenirdi, Umman'dan beklenirdi. Fakat şimdi Katar'ın turistik bölgelerine gittiğimizde artık dünyanın her tarafından turist görebiliyorsunuz. Bu da Katar'a artan ilgiyi göstermekte. Körfez'in dışında artık dünyadan insanlar buraya gelip konaklıyor ve bu da nüfusu artırıyor. Nüfus artırınca ticaret artacak burada bundan sonra. Bir de Katar'ın Dünya Kupası'na kadar tabii çok büyük bir iş yoğunluğu vardı. Burada müteahhitlerimiz yaklaşık 20 milyar dolarlık işler yaptılar. Yani hepsini tebrik ediyoruz. Gerçekten Türkiye adına güzel izler bırakmışlar. Burada hiçbir stada gitmezsiniz ki orada bir Türk şirketi çalışmamış olsun, bir Türk malı olmamış olsun. Bu çok kıymetli bir şey bizim için. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra ister istemez çok yoğun bir arzdan sonra, talepten sonra oluşan çok yoğun bir arz bu sefer yerini bir durgunluğa bıraktı. Bu durgunluk sırasında Katar hükümeti belki de bilerek birazcık olayı kendi akışına bırakıp böyle güçlü olanlar, kendini götürebilecekler kalsın ama dönemsel girenler artık kendini toparlasın, kendilerine başka imkanlar arasın diye böyle bir durgunluğa Katar hükümeti de bir müddet müsaade etti. Hani bunu da ben bilinçli edildiğini düşünüyorum. Ayakları üzerinde duran, kurumsal yapısı olan, ticaretin kurallarını bilenler kalsınlar. Hani Dünya Kupası'nın o yoğun iş yoğunluğunda ben de istifade edebilirim deyip gelenler kendilerine başka bir yol arasınlar dedi. Fakat artık şimdi görüyoruz, özellikle 2024'ün başlangıcında bu yana yeni eventler, yeni işte Asya Kupası'nı görüyorsunuz, basketbol dünya şampiyonası, yüzme, bugün burada dünya yüzme şampiyonası var, bizim de yüzme şampiyonasına katılan gençlerimiz var. Onları ağırlayacağız inşallah bugün burada Büyükelçiliğimizde. Ve bu Katar her geçen gün bu şeyini artırıyor. Katar'ın en büyük turizm potansiyeli, biliyorsunuz, Katar Airways bir dünya markası. Sadece Katar Airways'in arkadaşlar yılda 42 milyon transit yolcusu var. Katar'ın reklamlarına bakın, Asya Kupası'ndaki işte "Stop over in Qatar, stay in Qatar" diye yeni reklamlar çıkıyor. Diyor ki bu 40 milyonun işte bir kısmını, büyük kısmını, %50'sini 2-3 gün burada konaklatabilirsem size 20 milyon turist. Ki bu kadar beklentimiz de yok. Daha çok turist, aile turisti ve spor turizmine yönelmek istiyorlar. Bunun için de yine devasa oteller yapılıyor. Türk şirketlerimizden de oteller yapanlar var. Dolayısıyla Katar'da potansiyel bitmiyor arkadaşlar. Tüccar arkadaşlarımıza, ticaret yapan arkadaşlarımıza bu bölge için tavsiyem arkadaşlar, bir, buraya gelirken ne olur? Çantanızı alıp gelmeden önce yaptığınız işi tarif eden bir maille ticaret müşavirlerimizle istişare edin arkadaşlar. Bir, sizin önce görüşeceğiniz şirketler varsa onları yazın. Bir de deyin ki ben şu işi yapıyorum. İşinizin tanımını yazıp ticaret müşavirlerimize deyin ki bu
kişilerin yanında ben başka kimlerle görüşebilirim derim. Bu çok kıymetli arkadaşlar. Gerçekten ticaret müşavirlerimiz elhamdülillah hem arazide hem de kendi ofislerinde onlarca insanı ağırlıyorlar. Bu birikimi elhamdülillah devletimizin imkanlarıyla, devletimizin gücüyle biriktiriyorlar bu dataları. Bu dataları yerinde, doğru yerinde ve doğru zamanda kullanmak için sizlerin onlarla iletişime geçmesi gerekiyor. Onun için gelmeden önce bunu yaparsanız seyahatiniz çok çok verimli geçecektir arkadaşlar. Bir de ticari heyetlerimiz geliyorlar. Faydalı da oluyor. Gerçekten güzel faydalı da oluyor. Bu ticari heyetlerimiz de buralara gelmeden önce yine aynı şekilde katılımcıların adres işte profillerini alıp onlarla yazışıp bir sıcak temas oluştuktan sonra bu bölgeye gelirlerse daha verimli olarak döner. Bunu da kesinlikle gözden kaçırmamak gerekiyor. Katar 2022'de elhamdülillah yani 10 yıl öncelere baktığımızda işte 244 milyon dolar gibi ihracatımız varken biz 2022'de 1,5 milyar doları vurduk. Geçen sene tabii o durgunluktan biz de nasibimizi aldık. 800 milyon dolarlara yakın bir ihracatımız oldu ama bu geçiciydi. Bunların hepsi düzelecek inşallah. Ama ticaret hacmimiz her zaman artık fazla vermekte ve bu bölgede Katar arkadaşlar yeni serbest bölgesiyle işte Utku Bey kardeşimiz de orada yeni kurumlarıyla şirket kurmayı gayet kolaylaştırdı ve bizim burada kurduğumuz şirket sayısı 1024'e çıktı. Böyle artık yeni formüller bularak kendi kendinize iş yapmak, kefilsiz iş yapmak, işi hızlandırma açıdan Katar'ın sunduğu kolaylıkları ilgili arkadaşlarımız biraz sonra zaten size anlatacaklardır. Ayrıca bir de Katar'ın Türkiye'deki yatırımları. Bu çok kıymetli arkadaşlar. Sizler istirhamımız. Katar'la dan yatırım almak için bu bölgeden yatırım almak için sıcak temas çok önemli arkadaşlar. Mevzuya girmeden önce Arap kardeşlerimizin değişik bölgelerde bazen şanssız hatıraları var. Önce sıcak temastan sonra öğün öğün, ilmik ilmik işleyip kendi işlerinize ortak ettiğiniz zaman, etmek istediğiniz zaman, buradan bir yatırım istediğiniz zaman lütfen şu dört soruya cevap verecek bir teaser hazırlayın arkadaşlar. Ben Türkiye'de 20 milyon dolarlık bir yatırıma ihtiyacım var. X şirketi. Soru bir. Ne kadarlık yatırım istiyoruz? 20 milyon dolar. Soru iki. Bu yatırım miktarını yani Türkiye'de firmama ortak almak istiyorum. Yeni bir yatırım yapmak istiyorum. Peşin mi istiyoruz yoksa 2 senede mi 3 senede mi ödeyecek? Ne kadar zaman içinde ödeyecek? Bu çok önemli. Çünkü soru iki ne kadar zaman içinde ödeyecek? Üçüncü şık bu parayla Katar'dan gelen yatırımcı neye sahip olacak? Nasıl bir asete sahip olacak? Örnek veriyorum işte 5.000 metrekare kapalı alan, 10.000 metrekare açık alan, içinde 300 tane işçisi çalışan, 10 ülkeye ihracat yapan bir firmanın %50'sine mi sahip olacak? Evet, soru 3 bu soru olacak. Ve dördüncüsü de koyduğu parayı ne kadar zaman içinde alacak? Arkadaşlar bu dört soruyu hazırlamadan dışarıdan yatırımcı aradığınız zaman bulamıyorsunuz ve o istediğiniz yatırım turunda yatırımınızı bir ürün haline getiremiyorsunuz. Ha, bunu yaptığınız zaman bu aynı zamanda kendiniz için de bir güzel bir şirketinizi toparlama, tanıma açısından önemli oluyor. Ve o zaman biz de buradaki arkadaşlarımıza, ticaret müşavirlerimiz, yatırım ofisi elemanımız piyasada gezerken diyor ki, kardeşim bak diyor bu şirkete diyor işte şu kadar ortak olursan bu parayı şu kadar zaman içinde ödeyeceksin, bununla şuna sahip olacaksın ve işte şu kadar zaman içinde ya koyduğun yatırımı alacaksın. Bir 5 yıl sonra da örnek veriyorum bir beşincisi de 5 yıl sonra da bu kurum şu hale gelecek diyor ve bizim işimizi kolaylaştırmış oluyordu arkadaşlar.
Katar'ın Türkiye'deki yatırımları elhamdülillah her geçen gün büyüyor. Sayın Bahadır Bey, özellikle ticaret odası olarak yapılması gereken bir şey var. Geçen sene Türkiye hakkındaki olumsuz yapılan propaganda hala izini kaybetmiş değil. Bununla alakalı Türkiye şu anda seçim sürecine girdiği için birazcık bu şeyler ikinci mesele olarak kalmaması açısından siz ticaret odası olarak buna çok önem vermeliyiz. Hani herkes işini yapsın, seçim hani bir taraftan giderken ticaret temsilcileri şeyden önce gecikmeden bu bölgedeki insanın tekrar yazın Türk ülkemize gelme için çalışmalarına başlaması lazım. Çünkü yoksa çok geç olur. Şu anda paketler satılıyor. Şu anda herkes destinasyonlarını belirliyor. Yazın uçak biletleri çok pahalı olduğu için gideceği yerleri belirliyor. Onun için biz bu çalışmalara şimdiden başlamalıyız arkadaşlar. Çünkü ticaretin şeyi bu bölgede ilk önce görmekten başlıyor. Turist olarak geliyor, bakıyor, ediyor, tanışıyor, selam veriyor. Sonra bir mal alıyor. Sonra beğendiği mala ortak oluyor. Sonra yatırım yapıyor. Bu bölgenin yatırım şeyi budur. Yani sıcak bir dokunuş bu yol haritasını izlemeden gidip kendi malını oraya yatırmıyor arkadaşlar. Onun için bu bölge her geçen gün büyüyen ve Katar arkadaşlar inşallah 2027'de dünyadaki doğal gaz arzının %20 ila 25 arasını yalnız Katar yapacak arkadaşlar. Yani şu anda 88 bin dolar olan GDP per capita kişi başı düşen milli gelir 100 bin dolarlara çıkacak. Ve tabii bu büyüme, mali büyüme devleti sıkıştırıyor şu anda. Vatandaş diyor ki bize dışarıdan insan lazım. Ülkeye giriş çıkışı kolaylaştırmamız lazım. Daha büyük ticaretler yapmamız lazım diyor. Devlet de bunun için işte Sayın Başbakan ekonomi kökenli bir başbakan. Onun için özellikle çok çok üzerine duruyor Katar'da. Dolayısıyla Katar'da böyle geldim, sattım, gittim değil. Adım adım mallarımıza buralarda ufak ufak mağazalar açtırmak, kiosklar oluşturmak, büyük mağazalarda cornerlar yapmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani ya her tarafta mağaza açılmıyor. Bazen büyük bir markette bir corner olarak malınızı pazarlayabiliyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Onun için ticaret mücavirlerimiz sık sık şeyler yolluyorlar. Bakın buradan satın almacı arkadaşlarımızı yolluyorlar. Bahadır Bey kardeşim, sizden istirhamımız o satın almacı arkadaşlarımıza, ticaret müşavirlerimiz Sinem ve Fatih de daha irtibatlı olalım. Daha irtibatlı olalım. Siz de bir kontak noktası verin. O satın almacılara lütfen gittiklerinde böyle bir yemek ikram edip böyle sohbet ederseniz eminim bundan çok şey çıkıyor. Böyle hangi malın nereden alacaklarını. Çünkü onlar genelde internetten bakıyorlar. De bulabilirse gidiyorlar. Bu yakın sizin temasınız, network'ünüz, tanıdığınız insanlar onlara farklı ufuklar açıp ve ihracatımızın artmasına katkıda bulunacaktır. Onun için ne kadar çok yakın temas edersek arkadaşlar, ne kadar çok birbirimizle konuşursak, çay içersek inanın o kadar güzel ticaret çıkıyor ki, o kadar güzel işler çıkıyor ki ve bu ihracatımızı Türkiye-Katar arasındaki Şeyh Temim ve Cumhurbaşkanımızın kadim dostluklarından dolayı başlayan, büyüyen bu ikili ilişkilerimizi inşallah daha kurumsal hale getirip, ticari anlamda kar topu gibi büyütüp, bu gönül dostluğunu ticaret olarak da büyütmek istiyoruz. Bu iki devletin ilişkisi arkadaşlar, inanın sadece iki devlet ilişkisi değil. Bakın görüyorsunuz işte dünyada maalesef ortalığı ateş götürüyor. Yani maalesef Gazze'yi görüyorsunuz. Bu iki devletin ilişkisi dünyaya da insanlığa da pozitif anlamda çok güzel faydalar sağlıyor. Bunun temel dinamiği de ticaret arkadaşlar. Bizlere çok iş düşüyor. Hepimiz birer ticaret ateşesiyiz. Hepimiz birer büyükelçiyiz. Size gelen bir Katarlıyı ağırlarken, bir ticari delegasyonunu ağırlarken ülkemizi temsil ettiğimizi, yapacağımızın en ufak bir yanlışın ülkemize halel getireceğini,
Katar'da Türk bayrağının, Katar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir önemli ülke olduğunu hep farkına varmamız lazım arkadaşlar. Hep farkına varmamız lazım. Hepimiz aynı bir kuyumcu hassasiyetiyle malımızı satacağız, malımızı anlatacağız, ticaretimizi anlatacağız. Bu çok kıymetli ama bunun kadar da aman sözleşmemizi açık yapacağız, her şeyimizi açık konuşacağız. Sonra nizaya gerek kalacak, yanlış anlaşılmaya gerek kalacak hiçbir mahal bırakmayacağız arkadaşlar. Böyle yaptığımız takdirde inşallah hem ticaretimiz büyüyecek hem de ülkemizin ismini güzel bir şekilde temsil etmiş olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu hazırlıklardan dolayı, bu kadar güzel gayretten dolayı inşallah bu toplantımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Ben yabancı misafirlerimizi de görüyorum. Müsaade ederseniz 2-3 kelime de onlara selam vereyim. Ondan sonra ayrılmak istiyorum inşallah. Ana ara ba'd al-ikhwan min Katar maşallah. Yani hadi ictimaat mühimme cidden inşallah. Nahnu lazim nukabbir al-alaqa allatima beynana alla yara'suhu fakhamat ar-ra'is Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Temim inşallah. Ve nahnu lazim nu'assis hadihi al-alaqa ala mütte tawila ولا على أسس قيمة إن شاء الله حتى تكون دولنا الشقيقة اثنين تركيا وقطر قدوة حسنة للعالم بالعالم الإسلامي كله إن شاء الله ونشكركم ونحن دائما كالسفارة تحت أمركم إن شاء الله ربي يبارك هذا اجتماعنا إن شاء الله Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Büyükelçilik olarak biz her zaman buradayız. Önünüzü açmaya hazırız. Ramazan'da tematik iftarlarımız var bizim değişik. İnşallah bu sene de yine en son iftarımızı iş adamları ve bütün satın almacıları en son iftarımızın davet listesini ben ticaret müşavirlerimize yaptırıyorum. Türkiye'den mal alan, Türkiye ile ticari ilişkisi olanlarını iftarda orada toparlayıp hem onlara daha yakından dokunarak hem ülkemizi sıcaklığını onlara göstermek için değişik organizasyonlarımız var. Mümkün olduğu takdirde ticaret müşavirlerimiz bunları biliyor. Onlara atlayıp gelin, şeref verirsiniz. Biz bunları açığız. Gelin, büyükelçimizliğimizde organizasyon yapın. Davet edin. Burada burası size açık. Biz bu tip şeylere çok açığız. Fuarlarda mesela gelen delegasyonu büyükelçiliğimizde ağırlıyoruz ama diğer delegasyonu da ağırlayacak. Mesela deyin ki biz bugün örnek veriyorum plastik fuarı var. Plastikten dünyada gelenleri Türk Büyükelçiliği'nde ağırlamak istiyoruz deyin. Bizim kapımız size açık. Bütün imkanlarımız açık arkadaşlar. Bu ülkeyi inşallah birlikte uçuracağız. Birlikte büyüteceğiz. Ve tarihimizin inşallah bize bıraktığı sorumluluğu en güzel şekilde temsil edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir iki cümle sadece size ilaveten bir şey söylemek istiyorum Sayın Tabii. Büyükelçi, müsaade ederseniz katılımcılara. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak burada hem ürün bazında olsun hem firma bazında olsun eğer ihtiyaç halinde sorgulama vesaire şeklinde kapımız kendilerine açık. Bu bilgiyi vermek istedim. Çok teşekkür ederim güzel konuşmanızdan Sağ olun, dolayı. sağ olun. Biz her zaman yardımlarınızı alıyoruz. Başkanımıza çok çok selam, bütün yönetime, bütün Aleyküm. arkadaşlarımıza çok çok selam ediyorum. Sayın Aile Bakanımız burada. Ben şimdi ayrılmak durumundayım. Onun yanına gideceğim. Allah'a emanet olun diyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum inşallah. Sağ olun. Sayın Büyükelçimiz çok teşekkür ediyoruz. Yoğun program arasında Büyükelçimiz bize de vakit ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bahadır Bey eklemek istediğiniz başka bir husus yoksa biz sunumlara geçeceğiz. Ediyorum. Görüşmek üzere. Devam edelim. Görüşmek üzere inşallah. Çok Buyurun. teşekkür ederim. Şimdi ben sunumlara geçmeden önce dinleyicilerimiz için birkaç uyarı yapacağım. Daha sorunsuz bir şekilde devam edebilmemiz için. Öncelikle hem Türkçe konuşmasını yapacak olan katılımcılarımız var hem de İngilizce konuşacak katılımcılarımız var. O yüzden çeviri hizmetinden istifade edebilirsek çok daha verimli olur. Dil bariyerini ortadan kaldıralım. Zoom programında en altta dil seçeneğinden Türkçeyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü sadece Türkçe konuşan bir kitleye hitap ediyoruz. Buradan Türkçeyi seçmeniz gerekiyor. Onun dışında sunumlar sırasında
Aklınıza gelen soruları bize soru cevap bölümünden yazabilirsiniz. Sohbet bölümünden değil de soru cevap bölümünden yazarsanız hepsi bir arada olur. Çünkü etkinlik sırasında ben ve arkadaşlarım sürekli bu bölümü kontrol edeceğiz. Oradan gelen soruları gruplamaya çalışacağız, derlemeye çalışacağız. Ve panelin sonunda, programın en son bölümünde katılımcılarımıza bu soruları iletmeye çalışacağız. Sunumlarla ilgili sorular geliyor. Sunum yapan konuşmacılardan gerekli izinler alındıktan sonra eğer bize e-posta ile bu talebinizi iletebilirsiniz. Biz sunumları da sizinle paylaşırız. Şimdilik uyarılarım bu kadar. Ben vakit kaybetmeden sunumlar için Katar Doğa Ticaret Müşavirlerimiz Fatih Bey ve Sinem Hanım aramızda onlara sözü vermek istiyorum. Fatih Bey, siz başlamak ister miydiniz? Merhabalar öncelikle Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, Çağdaş Bey, Katarlı Merhaba. katılımcılar. Öncelikle bu webinarın düzenlenmesinde bizlerle beraber hareket eden, bizlere katkıda bulunan, başta İstanbul Ticaret Odası olmak üzere Katar Financial Center, Katar Free Zone, Katar Invest ve Katar Science and Technology Park'taki bütün yetkilileri saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben sunumumuza geçeceğim. Kısa, özet bir sunum yapacağız inşallah. Diğer ticaret müşaviri arkadaşım Sinem Hanım da katkıları da olacaktır eminim. Bu sunumdan sonra ilgili arkadaşlar sunumlarına geçecekler ve daha yoğun bir vakti inşallah soru cevap kısmında geçireceğiz. Çünkü onlara ben soru cevaba çok daha önem veriyorum. Şimdi izin verirseniz sunumumu paylaşmaya başlıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Evet, gayet iyi Fatih Bey. Evet, Tam tamam. ekran yapabilirseniz. Evet, Tamam. şimdi ülkemiz Katar. Ülkenin genel siyasi ve ekonomik görünümünden başlamak istiyorum. Katar, bildiğiniz üzere Arabistan Yarımadası'nın doğusunda yer alan, bizim ölçeğimize göre son derece küçük olan, ancak doğal gaz ve petrol kaynakları sebebiyle zenginleşmiş ve şu anda dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde ve dünya spor alanında özellikle son yaptığı faaliyet sebebiyle çok önemli bir konuma yükselmiş bir ülke. Yüz ölçümü yaklaşık bizim Çorum kadar, 11.586 kilometre kare. Nüfusu sürekli değişiyor ancak yerel nüfusu 360 bin civarında. Yabancı nüfusla beraber toplamda 3 milyonla 2.8 milyon arasında gidip geliyor. Bir Katar riyali, bu önemli, 3.64, 1 dolar 3.64 Katar riyaline denk. Bu kur 1980'den beri hiç değişmemiş. Sabit kur rejimi var. Bu da önemli. Gayri safi milli hasılası son derece yüksek. Kişi başı gayri safi yurt dışı hasılası son derece yüksek. Büyüme oranları geçen sene Dünya Kupası sebebiyle bütçeden yoğun bir şekilde katılım olduğu için, yoğun bir harcama olduğu için büyüme oranları geçen sene gayet güzel geldi. Geçen seneki enflasyon oranlarını da bu sene yavaş yavaş çözdüklerini görüyoruz. Enflasyonu da düşürmeye başladılar. Katar ekonomisi biraz önce de belirttiğim gibi petrol ve doğal gaz ihracatına dayılıyor. İhracatın yaklaşık %89'u petrol ve doğalgaz. Diğer kalan kısmı da petrol ve doğalgazın bol olması sebebiyle üretilen demir çelik, alüminyum gibi ürünlerden kaynaklanıyor. Onun haricinde malum hem tarım hem sanayi üretimi son derece kısıtlı olduğu için ancak kendi tüketimini karşılıyor. Bunun ihracat herhangi bir yansıması olmuyor. Katar'ın hızlı büyüme süreci 2000-2014 arasında esas başlıyor. Çünkü özellikle Babamir zamanında gerçekleşen LNG anlaşmaları sebebiyle Katar doğalgaz ihracatında yoğun bir ülke haline geliyor. Çünkü LNG teknolojisi gelişiyor ve aynı zamanda Katar uzun ölçekli, yani uzun zamanlara sari LNG anlaşmaları imzalıyor çevre ülkelerle beraber. İşte Çin'dir, Hindistan'dır, Japonya'dır ve benzeri. Dolayısıyla bunun milli gelire muazzam bir katkısı oluyor.
Aynı zamanda 2010 yılında Dünya Kupası'nı alma hakkını elinde almayı hak kazanıyor ve bu çerçevede yoğun bir inşaat faaliyeti, yoğun bir altyapı faaliyeti başlıyor. Özellikle geçen sene yani 2022 senesinde Ukrayna-Rusya Savaşı hasebiyle biliyorsunuz doğalgaz fiyatlarında yoğun bir artış gözlemlendi. Ve bundan dolayı da bütçe muazzam bir açık fazla verdi ve bunun da tabii ki altyapı yatırımlarından ve zenginliğe katkıda bulunduğunu biliyoruz. Kapsamlı yatırım projeleri biraz önce de belirttiğim gibi inşaat sektörü Katar ekonomisinin yaklaşık %60'ını liderlik ediyor. Çünkü Katar inşaatla büyüyen bir ülke. Kazandığı bu petrol ve doğal gaz gelirini inşaata, altyapıya, müreffeh bir yaşama aktarıyor. Bunu da son derece iyi yapıyor diye düşünüyoruz. Enerji yatırımları şu anda Katar'ın enerji yatırımları bilhassa kuzeydeki North Field Expansion ismindeki sahaya yansımış durumda. Bu sahada ki üretim yani halihazırda Katar'ın mevcut üretimi 77 milyon ton iken yıllık bunun 126 milyon tona çıkması hedefleniyor 2026 yılında. Bu kapsamda yaklaşık 4 tane büyük proje ilan edildi ve o 4 tane büyük projenin müteahhitleri belli oldu. Onların altından da bizim müteahhitlerimiz çalışıyor. Mesela Tekfen, Iris, Inco, ondan sonra Vito gibi firmalarımız orada gayet güzel işler alıyorlar. Ve gelecekte de petrol ve doğalgaz alanında iş yapan insanları için daha çok fırsat barındıran bir ülke Katar. Niye? Çünkü bütün ekonomi şu anda tek gündemi North Field Expansion. Pek çok firmamız burada görev alıyor dedik. Katar'da şirket kurulumu ve fırsatları, yatırım fırsatları. Buna da hızlıca değineceğim. Çünkü Katar'da şirket kurmak, Türkiye'deki şirket kurmak gibi değil. Farklılıklar var. Bizim alışık olmadığımız bir iş yapma tarzı var malum. Bunlar tabii ki değişiyor. Şu anda zaten Katarlı temsilcilerimiz de onlar hakkında bilgi vereceklerdir. Katar'da şirket kurmak için genel prosedür yabancı bir yani yerel bir ortakla iş kurma şeklinde. Yerel ortak şirketin %51'ine sahip oluyor. %49 gelen kişi tarafından sahipliği elde ediliyor. Ancak kar anlaşması ikinci bir anlaşmayla yapılabiliyor. Yani ana anlaşmaya atıfla ikinci bir anlaşmayla kar anlaşması yapılabiliyor. Kar anlaşması yapıldığında da buradan tabii ki karlılık oranı %51, %49 olmuyor. O anlaşmanın şekline göre değişiyor. Ortak girişim bu daha çok inşaat firmaları ile ilgili bir husus. Yani joint venture yaparlarsa herkes %50, %50'sine sahip oluyor. Ancak işin skopuyla limitli olarak bir firma kuruluyor. İş bittikten sonra firma kendini feshediyor. Şubede gene subcontractor yani alt yükleniciyseniz bir kamu ihalesinde bir ana yüklenici varsa ve siz onun alt yükleniciyseniz siz de ana sözleşmeye atıfla bir şirket kurabiliyorsunuz. İhracat yapabiliyorsunuz. Ancak iş bittikten sonra o şirkette fes olmuş oluyor. Ticari temsilcilik burada yalnızca bir temsilcilik açabiliyorsunuz. Maalesef ithalat ve ihracat şansı yok. Dolayısıyla yalnızca burada işleri takip etmek, yerinde görmek için bir ofis şeklinde bir yapılaşma. En son 2019 yılında yayınlanan şeye göre, yeni yönetmeliğe göre Katar'da %100 yabancı sermayeli şirket kurma imkanları da getirildi. Bunlardan zaten 3'ü şu anda katılımcılarımız durumunda. İşte Qatar Financial Center, Qatar Free Zone ve Qatar Science and Technology Park burada %100 yabancı sermaye yani %100 Türk sermayesiyle şirket kurulabilecek yerler ama bunların tabii kendi bunların şirketlerden bekledikleri hususlar var. Yani eğer onların kriterlerini karşılayamıyorsanız orada herhangi bir şirket kurmanıza veya şirket kursanız bile orada faaliyet göstermenize izin vermiyorlar. Bir de yakın zamanda gene aynı şekilde yoğun şekilde kullanıldığını gördüğümüz Katar Ticaret Bakanlığı eliyle şirket kurma. Yani Katar Ticaret Bakanlığı %100 yabancı sermaye ile anakarada şirket kurulmasına izin veriyor. Ancak bunun da bazı kriterleri var ve bu kriterleri taşımadıktan sonra zaten şirket kurulmasına izin vermiyor. Mesela inşaat firmaları, emlak firmaları, gıda firmaları bunların şirket kurması bu %100 yabancı sermaye ile özellikle anakarada mümkün değil. Ama yatırım yapacaksınız, teknoloji yatırım yapacaksınız, sanayi yatırım yapacaksınız. Bu da bir seçenek. Bu konuyla ilgili zaten biz gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.
Qatar Financial Zendi'den başlamak gerekirse ki zaten ilgili temsilci onunla ilgili ayrıntısını verecektir. Özellikle finansman ihtiyacı için kurulmuş bir yapı. Finans serbest bölgesi olarak geçiyor. İki tane binası var. 3 yıl vergi muafiyeti getiriyor. %100 yabancı sermaye şirketi de %100 yabancı sermaye şirket kurmak getiriyor. Kendine ait mahkemesi var yanlış bilmiyorsam. Yani yargılama şu bu ticari ihtilaf da aynı binada çözülebiliyor. Bu da önemli bir özellik. Qatar Free Zone daha çok bizim çalıştığımız bir entity, var şey kurum. Önemli çok önemli avantajları var. %100 yabancı sermayeli şirket kurabiliyorsunuz. 20 yıla varan kurumlar vergisi tatili. Muhtemelen bu tatil uzatılıyor. Yani 20 yıl ve kurumlar vergisi ödemiyorsunuz ki kurumlar vergisi %10 burada. Siz onu da ödemiyorsunuz. Gümrük vergisi yok. Zaten halihazırda serbest bölgede olduğu için Katar içinde ama dışında yani Türkiye'deki serbest bölgelere serbest bölgelerdeki benzer mantık işletiliyor burada da. Enerji, su ve doğalgazda rekabetçi fiyatlar var. Bu fiyatları öğrenmek isteyenler olursa ben onları paylaşırım sunum sonunda. Ama şu anda herkesin belki bilmesine gerek yok. İş gücü maliyetleri burada asgari ücretin 1800 riyal. Eğer yeme içme dahil yeme içme hariç 1800 riyal. Yeme içme dahilse 1500 riyal olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'deki asgari ücrete yakın bir asgari ücreti burada bulabiliyoruz. Gelir vergisi, KDV öteri, sosyal güvenlik primi yok. KDV diye bir şey yok zaten ülkede. ÖTV de yok. Katar Sensen Teknoloji Park %100 yabancı sermaye kurulacak alanlardan birisi. Burası daha çok sizlerden teknoloji yatırımları ve teknolojiyle ilgili inovasyon bekliyor. Yani bir teknoloji firmasıysanız ve bu incubation dedikleri o kümelenmeden faydalanmak istiyorsanız burası doğru adres. Ancak sizlerden performans bekliyor Katar Sensen Teknoloji Park. İş yapmanızı ve bu işi mutlaka ilgili komitelere, ilgili yetkililere aktarmanızı bekliyor. Bu çerçevede Katar Sensen Teknoloji Park'ta önemli bir kuruluş. Bizim Aselsan'ımız mesela burada faaliyet gösteriyor. Ondan sonra ikili ticari ilişkiler ve fırsatlar kısmına gelirsek biz neydik ne olduk? Bunu hızlıca anlatmak istiyorum. Sayın Büyükelçimiz de biraz önce ifade etti. Ülkenin mesela 2018'de toplam ihracatı 81 milyar dolar. Bizim ondan yaptığımız ithalat 1,1 milyar dolar. İhracatımız 1,1 milyar doların da altında. Dolayısıyla biz 2018'e kadar ticaret açığı veren bir ülkeydik. Ama sonra özellikle yakın siyasi ilişkiler sebebiyle dış ticaret fazlası vermeye başladık. 1,2 milyar dolar çıktı. 2020 yılında malum Covid sebebiyle düştü. 2021 yılında gene eski seviyesi eski ortalamasına 1,1 milyar dolara geldi. 2022 yılında ise şey sebebiyle özellikle Dünya Kupası sebebiyle çok yoğun bir ithalat yaşadı Katar. Özellikle çok fazla turistin geleceğini düşündü. Dolayısıyla çok fazla depolama yaptı. Bazı ürünleri fazla aldı. Bitmesi gereken projeler için yoğun bir ithalat gerçekleştirdi ve dolayısıyla 1,5 milyar dolara kadar ihracatımız çıktı ve ilk defa o bir chart var. Katar İstatistik Kurumu'nun chartı var işte ithalat yapılan ülkeler chartı. Orada ilk defa Türkiye gözüktü bir pay olarak, bir kesit olarak. Ancak 2023 yılında bu yoğun ithalat sebebiyle 2023 yılının durgun geçeceğini öngörüyorduk. Dolayısıyla 2023 yılında 791 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. Zaten ülkenin toplam ihracatının da 82 milyar dolara gerilediğini gördüğümüzde, müşahede ettiğimizde bunun sebebi ortaya çıkıyor. İnşallah bu sene özellikle son 3 ay iyi geldi. Yani Kasım, Aralık ve Ocak daha iyi geldi. Artış trendine girmiş durumdayız. İnşallah tekrar en azından 2021 yılındaki ihracatımızı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Son 10 yıldaki değişim bu yönde. Biraz önce bahsetti Sayın Büyükelçimiz. 2013 yılında ihracatımız yalnız 244 milyon dolar. Şu anda en kötü zamanımızda yani ülkenin kötü zamanında tırnak içinde söylüyorum. Yani ekonomisinin biraz daraldığı zamanda bile 792 milyon dolarlık bir ihracata ulaştık. Bunda müteahhitlik projelerinden aldığımız pay, ondan sonra Katar'dan giden turistler bunların hiçbirisi yok. En çok ne ihraç ediyoruz? Ona bakalım. En çok mobilya ihraç ediyoruz. Geçen seneki rakam bu. Ondan sonra yumurta, tavuk bunları ihraç ediyoruz. Mücevherat, şu anda mesela bir mücevherat fuarı var. Gayet iyi geçiyor. Özellikle aranızda mücevheratçılar varsa bu fuara mutlaka katılmanızı tavsiye ederim gelecek sene.
Yani fuarlarında satışta gerçekleşiyor. Aynı zamanda Katar'ın en prestijli firmaları orada yer alıyor. Onun için onu mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Gene elektrik transformatörler, sanayi alanında kullanılan ürünler, ondan sonra demir çelik, ayçiçek yağı ve benzeri ürünler gene yoğun bir şekilde ithal ediliyor. Burada rakamları tabii ki açık edemeyeceğimiz için savunma sanayimiz de şu an çok iyi durumda. Onu da söyleyeyim. Güçlü yönlerimiz nelerdir? Türk ürünlerinin olumlu imajı. Yani Türk ürünleri burada gerçekten kaliteli olarak biliniyor. Yani hem gıda ürünleri olsun, hem sanayi ürünleri olsun, hem hizmet sektöründe olsun gayet iyiyiz. Güçlü müteahhitlik sektörümüz 20 milyar doları aşkın bir iş alıp bitirdik. Ki Suudi Arabistan'da yanlış bilmiyorsam 22 milyar dolar iş alıp bitirmiştik. Yani 40 milyonluk bir ülkeye göre biz burada çok çok iyi bir seviyedeyiz. İnşallah bu sene de gene yeni ihalelerde başarılarımız gelmeye devam ediyor. Bizim hedefimiz ticaret müşavirliği olarak kendimize koyduğumuz hedef en az 1 milyar dolar bir müteahhitlik projesi almak her sene en az. İnşallah bunun gerisine düşmeyiz ama tabii ülkenin ekonomisi burada çok etkili. Yakın siyasi ilişkilerimiz bu zaten herkesin malumu. Katar'daki Türk profesyonellerimiz bunları ben çok önemsiyorum. Burada aramızda Utku Bey de var. Pek çok önemli kurumda Türk yetkililerimiz şu anda kendilerini gösteriyorlar. Katar Enerji'de, Katar Free Zone'da işte ondan sonra Katar National Bank'te ve Katar Airways'te ve pek çok kamu kurumlarında doktorlarımız, mühendislerimiz, hizmet sektörü mesela otelcilerin çoğu Türktür. Herkes bilir bunu. Bunların olması, bunların bizi güzel temsil etmesi çok önemli. Zayıf yönlerimiz, zayıflayan Katar ekonomisi. Yani bu tabii geçici olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Katar'ın ekonomik açıdan sıkıntı çekme ihtimali yok. Bilhassa petrol ve doğalgaz alanında Türk firmalarının teknoloji eksikliği. Maalesef bu EPC sektörü yani engineering, projecting and construction kısmı da bir yerde eksik kalabiliyoruz maalesef. Teknoloji eksikliğimiz olabiliyor. Bazı ihaleleri ondan kaçıyoruz. İnşallah onları eksikliklerimiz gidereceğiz. Bir de rekabetçi piyasa şartları. Burası bütün dünyanın tırnak içinde söylüyorum kavga ettiği bir yer. Yani herkes var burada. Yani küçük bir ülke olmasına rağmen herkes burada. Herkes burada kendini göstermek istiyor. Dolayısıyla rekabetçilik çok yoğun. Peki tehditler ne? Katar'ın komşu ülkeleriyle tekrar yakın ilişki tesis etmesi. Bu tehdit olarak yazdım ama aynı zamanda bir fırsat. Çünkü biz de şu anda hep bütün Körfez ülkeleri çok iyi durumdayız. Katar da şu anda iyi durumda geldi. Dolayısıyla biz buradan biraz ihracat kaybı yaşasak da geniş ölçekli düşündüğümüzde Katar'ı da pergenin bir ucu olarak nitelendirdiğimizde bunun aynı zamanda avantaj olabileceğini de düşünüyoruz. Kızıldeniz'deki taşıma sıkıntısı maalesef şu anda etkisini göstermeye başladı. Navlun fiyatları artıyor. Taşıma süreleri uzuyor. Bunun etkisi yadsınamaz. Ama biraz önce Sayın Başkanımız da belirttiği gibi bu Irak taşıma yolu projesi bence Katar'a olan ihracatımız inanılmaz derecede arttırabilir. İnanılmaz derecede arttırabilir. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız Suriye ve Irak'ta güvenli bir şekilde ürünlerimizin karayoluyla gelememesi. İnşallah bu çok çok önemli. Hayata geçmesini diliyoruz. Doğalgaz fiyatlarının şu anda düşme eğilimi var. O da malum büyük gelir doğalgazdan olduğu için bütçeye sarsıyor. Bütçe sarsıldığında veya yatırıma daha az para gidiyor malum. Fırsatlarımız ne? Katar'ın savunma sanayi alanında daha çok ürün alma iştiyak. Katar savunma sanayi alanında yoğun şekilde ithalat yapmaya başladı. Buna ilgi gösteriyor. Bizim firmalarımız da burada malum çok iyi işler yapıyor ve iyi işler yapmaya da devam edecek inşallah. Özellikle Dimdex fuarımız olacak. Aranızda savunma sanayi alanda gösteren varsa 6 ve 8 Mart yanlış hatırlamıyorsam orada bizim Türk pavilyonumuz olacak. Fuar alanının en güzel yerinde. 2 sene önceki fuarda gayet başarılı geçmişti. Katar ve Türk firmaları biraz son 10 yıldaki yakın teşvik meselesi. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü Katarlılar ve Türk firmaları ve yani hep iki toplum birbirini çok iyi tanıdı artık bu geçen süre zarfında. Kimin ne iş yapabileceğini, ne kadar iyi iş yapabileceğini artık herkes biliyor. Bu da insanlara güven veriyor. NFE'deki yani Northfield Expansion'daki çalışmaların artarak devam edeceği, daha yakın zamanda bir 6 milyar dolarlık ihale olma ihtimali doğdu. Gene Katar Enerji petrol alanında ihracatını arttırmak istiyor. TEPA anlaşmasının devreye alınması bu çok önemli. TEPA Trade and Economic Partnership Agreement iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması. Şu anda iç onay süreçleri bitmek üzere. O seviyeye geldik. İnşallah 2-3 ay içerisinde maksimum anlaşma devreye gelecek. Anlaşmanın getireceği şeyler çok özetle söylüyorum. %5 gümrük vergisi ortadan kalkacak.
Çünkü burada %5 gümrük vergisi var. %5 ürünlerimizin daha ucuza gelme ihtimali, rekabetçinin artma ihtimali ortaya doğuyor. İkincisi, bu legislation evrakları var. Ürünlerin işte kaliteli olduğu, güvenli olduğuna dair evrakların Katar'daki Türkiye'nin Katar Büyükelçiliği'ne onaylatılması ki onda hem süre olarak hem de evrakların onaylamasının bir tutar tutması sebebiyle o evraklarla karşılıklı tanınması gerçek diye biliyorum ben. Dolayısıyla onu da artık ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu da tabii ki hem iş yükü olarak hem de maddi olarak bizlere fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla TEP anlaşması büyük ve geniş ölçekli bir anlaşma ama özet olarak bu avantajı sağlayabileceğini söyleyebilirim. Şimdi Katar ihracat yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Çok özet geçiyorum. Made in Türkiye. Bu mutlaka olmak zorunda. Gıda ürünlerinde Arapça ve İngilizce etiket. Mesela yakın zamanda bir Türk firması Arapça etiket olmaması sebebiyle buraya gelemedi. Biz onlara çok güzel distribütörler falan da bulmuştuk ama Arapça etiket yok maalesef. Son kullanma tarihi önemli. Bilhassa burada çok kısa peynir ve süt ürünleri ilgili bilgi vereceğim. Maalesef süt ve süt ürünleri kaşar hariç, kaşar peynir hariç buradan Türkiye'den ithal edilemiyor. Eğer organik değilse. Çünkü maalesef Türkiye şap hastalığı görülen ülke listesinde yer aldığı için Katar'a Türkiye'den ihracat mümkün değil maalesef. Zaten o süt ve süt ürünleriyle ilgili şeyimizi baltalıyor. Organik yazıyorsa onlar ithal edilebilir. Organik yazsa bile orada da shelf life yani markette durma süresi çok kısa. Yani yaklaşık bir ay, 2 aylık gibi bir süre veriyorlar. O sürenin yarısı hele şimdi Kızıldeniz'deki sıkıntılar sebebiyle maalesef tüketiliyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız var. Onun için son kullanma tarihleri önemli. İhracat fatura onayı biraz önce bahsettiğim gibi. Sertifikasyon gene bizim gıda ithal rehberlerine bakabilirsiniz. Sertifika bütün dünyada olduğu gibi Katar'da da isteniyor. Biz burada şeyi çok önemsemiş. Yani distribütör bulmak. Distribütörle hareket etmek. Yani doğrudan iyi distribütörlere çalışan firmalar burada daha şey yapıyor, daha rahat ediyor. Pazarın yapısı biraz önce de arz ettiğim gibi daha çok kontrat firmaları, yani inşaat firmaları çevresinde dönen firmalar. Alt yüklenici olarak da çalışabilirsiniz. Yerel banka teminat mektubu. Şimdi burada QNB Finans Bank ve QNB Bankası ve QNB Finans Bank biliyorsunuz aynı gruba ait. Dolayısıyla Katar'dan Türkiye'ye döviz transferinde herhangi bir stopaj kesilmiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani QNB hesabınız var ise. Aynı zamanda Commercial Bank da Türkiye'de alternatif bankın sahibi. Onlar arasında da güzel bir iletişim var. Orada komisyon alıyorlar. Onu biliyorum ama pek çok Türk çalışanımız olduğu için sorunları hızlıca çözebiliyoruz. Şirket kurumu ve benzeri şeyleri zaten biraz önce arz etmiştim. Ben çok 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 teşekkür ediyorum. Sözü Sinem Hanım'a veriyorum. O da kısaca özetlemek istediği bir şeyler varsa şey yapabilir. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Zaten soru cevapta yoğun bir şekilde görüşeceğiz. Ben şu anda gelen soru cevaplara biraz cevaplamaya başlıyorum. Sözü Sinem Hanım'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler Fatih Bey. Sinem Hanım. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim. Diğer ticaret müşavir arkadaşım da Fatih gayet detaylı bir sunumla açıkladı zaten Katar pazarı ile ilgili fırsatları. Ben hani birkaç şey ekleyeceğim sadece. Sorularda da gördüğüm için özellikle vurgulamak istiyorum. Hani Katar Büyükelçimiz de bahsetti Dünya Kupası'na kadar özellikle müteahhitlik ve inşaat sektörü bağlamında oldukça gelişme gösteren bir pazardı. Ama Dünya Kupası sonrasında bir durgunluk yaşandı. Dolayısıyla Katar pazarına giriş anlamında Katar pazarına girmek isteyen firmalarımızın biraz daha hedef odaklı çalışmasını tavsiye ederim ben. Örneğin son dönemde özellikle akıllı teknolojiler, teknoloji konusu Katar'da çok önemli bir konu, çok gündemde olan bir konu. Burada Katar Serbest Bölgesi birazdan bir sunum yapacak. Biraz önce teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın da sorularını gördüm ben soru kısmında. Katar Serbest Bölgesi'nin sunumunu dikkatli dinlemelerini tavsiye ederim. Orada hatta bir soru vardı, burayı bir merkez haline getirmeyi tavsiye eder misiniz diye. Katar Serbest Bölgesi'nin amacı bu.
Orada kurulu teknoloji firmaları da var. Teknoloji sektörü desteklenen bir sektör Katar serbest bölgesinde. Katar'ı lojistik bir merkez haline getirip Körfez'de bir merkez olarak ortaya koyma çabası içerisinde bir alan. Katar serbest bölgesini düşünebilir teknoloji firmalarımız bu noktada. Web Summit demişsiniz. Web Summit çok önemli bir etkinlik Katar'da. Şubat ayında olacak. Bizler ticaret müşavirleri olarak Web Summit'te bulunacağız. Sizlerle birlikte orada da denk geliriz diye tahmin ediyorum. Onun dışında bizim doha.ticaret.gov.tr mail adresimiz. Biz bu maillere bakıyoruz. Yani hani geri dönüş sağlıyoruz. O konuda bir tereddütünüz olmasın. Randevu talebiniz olursa bizimle görüşmek isterseniz Büyükelçiliğimizin içerisindeyiz. Kapımız herkese açık. Her zaman gelebilirsiniz. Her zaman bizlerle görüşebilirsiniz. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Bir katılımcımız özellikle otomatik cevap verildiğinden bahsetmiş. Müşaviri danışan uygulaması bakanlığımızın bir politikası. Bu uygulama üzerinden bizlere sorduğunuz sorular bakanlığımız veri tabanında toplanıyor ve bizde bir külliyat oluşturuyor. Bu sebeple doğrudan mail üzerinden değil de bakanlığımız külliyatı üzerinden sizlere cevap veriyoruz ki verdiğimiz cevaplar sizlerin soruları ileride yapılması muhtemel çalışmalarda kullanılsın. Sizler için daha faydalı rehber dokümanlar oluşturalım diye. Yani müşaviri danışana yönlendirme kısmı evet otomatik cevap ama verdiğimiz cevaplar hani değerlendirerek düşünerek verdiğimiz cevaplar. O konuda bir tereddütünüz şüpheniz olmasın. Onun dışında bir de JETCO olacak bu hafta 8-9 Şubat. JETCO dediğimiz şey Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi. İki ülke arasında Katar Türkiye arasında ilk JETCO'muzu yapacağız bu hafta içerisinde. İki ticaret bakanı, iki ülke ticaret bakanı bir araya gelecekler İstanbul'da. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşmesini bekliyoruz görüşmenin eğer bir aksilik olmazsa. Buradaki gündem iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi. Özellikle kupadan sonraki durgunluk akabinde bir ivme yakalamayı planlıyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasındaki gerek Yüksek Stratejik Komite ki bunlar Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan komiteler, gerekse iki ülke ticaret bakanı arasındaki komiteler bunları aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz ki ihracatta karşılaştığımız işte biraz önce diğer müşavir arkadaşımızın bahsettiği süt ve süt ürünleri olsun ya da buradaki onay sürecinde gündeme gelen harç masrafları olsun bu tarz konular gündemden düşmesin ve çözüm anlamında biraz daha süreç hızlansın diye. Son olarak bir ufak ekleme daha yapayım. Özellikle siz firmalarınız bazen soruyorsunuz gene sorular içerisinde de var bunlar. İşte biz buradaki yatırımcılara nasıl ulaşabiliriz? İşte ithalatçılarla nasıl, pazara nasıl girebiliriz? Ticareti nasıl yapabiliriz? Yapabileceğimiz biri var mı gibi. Şimdi pazara giriş, örneğin bu konuda bizim bakanlığımızın destekleri de var, Ticaret Bakanlığımızın biliyorsunuz. İhracat destekleri şu mekanizmayla işler. Önce ihracatçılara pazarı tanıtırsınız, pazar araştırması desteği verirsiniz. Yani pazara girmeden önce pazarı bir araştırırsınız, bir değerlendirirsiniz. O pazar sizin için uygun mudur, değil midir? Örneğin Katar küçük bir pazar, 2 milyon nüfuslu bir ülke. Dolayısıyla her sektörün de kendi içerisinde her alt sektörü sizin için uygun olmayabilir. Gelip yerinde incelemeniz gerekir. Pazara girmeden önce bizlerle iletişime geçmeniz gerekir. Bizim raporlarımızdan faydalanmanız gerekir ki kendinize uygunluğunuzu değerlendirin. Bu noktada dediğim gibi bakanlığımızın da destekleri vardır. Pazar araştırması destekleri var örneğin. Pazara gelerek böyle ufak ziyaretlerle bu araştırmaları yaparak pazarı görmüş oluyorsunuz. Akabinde pazara giriş, pazar desteklerimiz vardır mesela. Fuar desteği böyle bir destektir örneğin. Pazarın içine girmişsinizdir, tanımışsınızdır, bu pazar benim için uygun demişsinizdir ve pazarda kendi varlığınızı ispat etmeye çalışırsınız. Türk Kaliti marka destekleri de artık varlığınızı ve rüştünüzü ispat etmiş olduğunuz pazarda sizin imaj çalışmalarınızı destekleyen bir mekanizmadır. Buna hem odalarımız hem de ihracatçı birliklerimiz bu konularda hizmet verirler. Bu konuda birliklerimizle, odalarımızla irtibat halinde olursanız onların irtibat ofislerinden bu desteklerle ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Keza müşavirliğimiz ofisinden de bu bilgileri edinmeniz mümkün. Dediğim gibi 7/24 hem maillere cevap veriyoruz hem telefonlarla ulaşabilirsiniz. Her şekilde size destek vermek için buradayız. Görevimiz bu keza. Memnuniyetle sorularınızı cevaplarız. Çok teşekkür ediyorum etkinliğiniz için. Zaten sunum boyunca da beraber olacağız. Sinem Hanım çok teşekkürler verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben hiç vakit kaybetmeden diğer sunumumuza geçmek istiyorum. Meryem Hanım var. Meryem El Maki, Katar Yatırım Ajansı'ndan. Kendisi yatırımcı ilişkileri kıdemli yöneticisi. Meryem Hanım. Beni Hi, how duyabiliyor are musunuz? you? Let me just Teşekkür share ederim. the screen. The floor.
Can you see it? Yes, görüyorum. Evet. All right, so good Görebiliyoruz. morning, everyone. It's great to be here with you all. First of all, I would like to thank the Istanbul Chamber of Commerce for inviting me to present in this webinar. My name is Meryem Al Malki, and I'm part of the Investor Relations team at the Investment Promotion Agency of Qatar. I'm excited to share with you today some valuable insights about Qatar and the opportunities it presents to investors. So let's get started. So at the IPA Qatar, we oversee investment promotion activities under the Invest Qatar brand, and our primary role is to act as a concierge for entrepreneurs and businesses interested in investing in the country. We act as a single point of contact that supports investors throughout the investment journey, and we bring together the full investment ecosystem under one roof. So, why Qatar? We have a stable and a resilient economy that's ready and well set up for long-term success. Qatar is ranked as the safest country in the world. It's number one for talent attraction with a low unemployment rate of 0.1%. We have the third largest reserves of natural gas and is one of the world's largest LNG exporter. Qatar also has the highest GDP per capita globally. Now, the business climate in the country offers foreign businesses some significant advantages. As I've mentioned earlier, the country has a stable and resilient economy, and there's significant support for diversification. The country provides high and steady GDP growth rates and competitive regimes in terms of regulations, taxations, incentives, immigration, etc. The country enjoys a vibrant ecosystem for knowledge and innovation. Qatar is a leader in higher education and research. We have more than 19 renowned research centers and 32 world-leading higher education institutions, the likes of Northwestern, Georgetown, Weill Cornell, Texas A&M, Carnegie Mellon, and et cetera. In terms of connectivity, Qatar offers incomparable market access. It has strong connections to markets in Africa and Asia and investment protection ties with many countries. We are located at the gateway between East and West, with 2.5 billion people across economies worth over $8.5 trillion in combined GDP. And we also have Qatar Airways and its impressive cargo fleet. We have Hamad Port, which is one of the largest green ports in the world, and the fact that Qatar is home to the first commercial 5G network to ever launch. So the ecosystem in the country provides a wide variety of support for companies intending to operate. There are several key national programs that offer opportunities for foreign investors through PPPs, public-private partnerships, or the TESMU Smart Qatar program. There's also Qatar Research Development and Innovation Council, QRDI. And there's also investment incentives that are operated by different entities. Those are illustrated here below in the screen, and we're happy to introduce you to any of those should you make the decision to expand into the country. So I've kept it quite brief, and so like I wanted to finish on how we can support. The IPA takes a tailored, dedicated approach to supporting investors. We work closely with businesses to understand their objectives, connect them with the right stakeholders and resources, and support them throughout the investment process to ensure their long-term success in the country. I hope this was insightful and informative, and I would like to encourage you all to reach out should you have any questions, or if you'd like to know more about the available opportunities. Thank you all, and yeah, wish you all the best. Çok teşekkürler Meryem Hanım sunumunuz için.
Sorular olursa soru cevap bölümünden de sizden katkı almaya çalışırız. Sunum gerçekleştiren tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler paylaştılar. Hiç vakit kaybetmeden panel bölümümüze geçelim istiyorum. Bir yandan soru cevaplara bakıyorum ben. Bir yandan Fatih Bey de bakıyor. Sinem Hanım da bakıyor. Sağ olsun cevap da veriyor bazılarına. Panel bölümünde şöyle bir Büyük yöntem. çoğunluğuna cevap veriyoruz ya. Evet. Çok teşekkürler Şu Fatih Bey. Sağ olun. anda çoğunluğuna cevap veriyoruz inşallah. Çok Estağfurullah. teşekkürler. Şimdi panel bölümüne geçeceğiz. Panel bölümünde 3 katılımcımız var. Şöyle bir yöntem izleyelim diyorum. Soru cevap, soru cevap gidelim. Önce bir katılımcımıza bir soru yönelteyim ben. Ondan sonra diğer katılımcımız. Sonra bir tur daha dönelim. Sonrasında ilave etmek istedikleri unsurlar olursa tekrar onlara söz vermek isterim. Şimdi Utku Bey'le başlayacağız. Utku Bey, beni duyabiliyor musunuz? Her şey yolunda mı? Duyuyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Merhabalar. Utku Bey, Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Başkan Yardımcısı kendisi. Katılım sağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum Utku Bey. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir soruyla başlayalım istiyorum sizin için de uygunsa. Katar finans merkezinde yer almak nasıl bir fayda sağlar? Şöyle başlayayım isterseniz, Katar Finans Merkezi tam olarak nedir diye başlayayım. Ondan sonra cevap vereyim. Katar Bağlayalım. Finans Merkezi Katar'da ticari lisans veren ve bakanlık, Ticaret Bakanlıktan sonra gelen ilk kurulan entity diyebiliriz. 2005 yılında kurulmuş. Amacı ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak ve ekonominin kaynak çeşitliliğini arttırmak şeklinde özetlenebilir. Bir aslında Katar Finans Merkezi bir ekosistem. İçinde Katar Finans Merkezi Otoritesi, Katar Finans Merkezi Düzenleme Otoritesi ve mahkemeleri bulunan, İngiliz hukukuna tabi bir altyapı sunan bir ekosistem. Şirketler buraya gelip kayıt yaptırabiliyor. Böylelikle ticari aktiviteye başlayabiliyor. Katar Finans Merkezi'nin avantajlarına gelirsek, şöyle en önemli avantajlarından biri, Katar Finans Merkezi bölgesel ve lokal olarak değerlendiğimizde onshore bir yapı. Yani offshore değil. Bu büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bölgesinde bu yapıyı sunan başka bir alternatif hali hazırda bulunmuyor. Onshore'dan kastım, Katar Finans Merkezi'nde kurulan bir yapı, şirket hem Katar içinde hem uluslararası piyasalarda iş yapabiliyor. Fakat işte offshore olursa belirli sınırlamalar olabiliyor. Ama biz onshore olduğumuzdan dolayı bu fleksibiliteyi, bu esnekliği biliyoruz. Dolayısıyla burada kurulan bir şirket tamamen bir Katar şirketi olarak değerlendiriliyor ve QFC'nin yani Katar Finans Merkezi'nin sağladığı faydalardan yararlanabiliyor. Bunlar %100 yabancı sahipliği olarak başlayabilirim. Fatih Bey'in de bahsettiği gibi genel olarak %51 Katarlı sahipliği gereksinimi bulunuyor. Ticaret Bakanlığı altında kurulması durumunda bir şirketin. Fakat QFC Katar Finans Merkezi size %100 sahiplik verebiliyor. Aynı zamanda şirket kurulumu için herhangi bir minimum sermaye gereksinimi bulunmuyor. Şirketler herhangi bir para biriminde ticaretlerini yürütebiliyorlar. Yani illa Katar riyali olmasına gerek yok. Şirket kurulumu çok hızlı. Her şey online olarak gerçekleşiyor. Free zone ve diğer zonlarla karşılaştırırsak bir lokasyon konsantrasyonu yok. Yani Katar içinde 50 tane lokasyon sunuluyor alternatif olarak. Şirketler buradan istediklerini seçebiliyorlar. Dolayısıyla o da onların lokasyon seçimi de büyük bir avantaj sağlıyor. Katar'ın imzaladığı 80'den fazla çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşmalarından yararlanabiliyor Katar Finans Merkezi'nde kurulu şirketler. Onun dışında %10 vergisel olarak %10 Katar içi yaratılan işlemlerden kaynaklanan bir vergilendirme var. Bu da sadece ve tek vergi bu aslında. Onun dışında hiçbir gelir vergisi, KDV vesaire gibi gereksinim, ilave vergilendirme olmuyor. Kabaca QFC'nin avantajları bunlar. Hani uluslararası bir marka aslında QFC. Şirketlerin reputasyonel olarak da burada bulunmaları açısından bir fayda sağlıyor.
Başka sorunuz varsa yine cevaplamaktan memnuniyet Bir duyarım. sonraki soruda bir Tamam. soru daha sormayı planlıyorum. Çok teşekkürler Utku Tamam. Bey. Şimdi ikinci panelistimiz Sayın En Metalsi aramızda. Katar Bilim ve Teknoloji Parkı'nda kendisi yönetici. Sayın Metalsi, beni duyabiliyor musunuz? Yes, good morning everybody. I can hear you loud and clear. Süper. Şöyle bir soruyla başlayalım istiyorum. Katar Bilim ve Teknoloji Parkı ne tür işbirlikleri, ne tür ortaklıklar arıyor? Thank you so much for the question. I think this is a great question. First of all, thank you so much for the invitation. It's my honor to be part of this this event, and I hope that I can provide you with the answers that will help you and all the participants of this webinar further. The collaboration that QSTP in particular is looking for, and maybe I would like to take you back and give you some context and some background about the technology park. We are part of Qatar Foundation. Qatar Foundation is a huge foundation in Qatar. Focusing on community development and focusing on health and education. As already shared by Ms. Mariam, we have in the Qatar, under the Qatar Foundation umbrella, we have multiple top-notch universities as Texas A&M, Carnegie Mellon, Georgetown. We also have our own Hamad bin Khalifa University. With different types of faculties. So that's the educational input that we get from the foundation and from the community. We also have in our ecosystem within Qatar Foundation research centers. One of them is KIRI, focused on environmental and let's say climate initiatives. So that's the input from the researchers. What we try to achieve as Technology Park is we want to be the bridge between the educational that I just described and the researchers and the market. So what we try to do is with our innovation programs for startups, with our multinationals that we have in our park, and one of them is probably known to most of the participants is Aselsan, a Turkish company. They are one of our member companies here in the park. So with by building a community of these multinationals and having startups coming out of the students of Education City and out of the researchers from the research institutions, we try to mentor them. We try to accelerate them. In some cases, we try to fund them in order to go, let's say, to make them grow. From a student or researcher to actual an entrepreneur and benefit from the innovative ecosystem that Qatar Foundations try to create. I think that's in a nutshell what our role is. And maybe what I understood already is that you got a lot of questions related to tech. So what we as a technology park are actually focusing on is filling the gap of let's say basic research to a commercialized product. When it's a commercialized product, if it's for example in fintech, I think that the Qatar Financial Center is a great place to be established. If it's about technical services, I believe that the Qatar Free Zones is a great place to be established. But when it comes to that bit where you really need to apply the research in order to develop your product or to build your solution, I think that that's where Qatar Science and Technology Park can play a significant role with the ecosystem that we have with the help of Qatar Foundation. So that's maybe also to put us as the technology park in perspective with our colleague platforms that are also in this great event. Thank you so much. Ben teşekkür ederim Sayın Matersi. Bir sonraki turda bir soru daha iletmeyi planlıyorum size. Şimdi üçüncü panelistimiz Sayın Bader El Sahi var. Beni duyabiliyor musunuz? Her şey yolunda mı? Hello, good morning. Thank you for having me. Merhabalar.
Sizin için de uygunsa şöyle bir soruyla başlayalım istiyorum. Katar serbest bölge idaresi olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılara elverişli bir ortam yaratmak için neler yapıyorsunuz? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? İşletmeler düzenleyici destek ve mali teşvikler açısından ne gibi faydalar, ne gibi avantajlar bekleyebilir? Thank you for the question. First of all, let's start with what QFZ is. QFZ was established in 2008 with the purpose of diversifying and assisting Qatar with this diversification away from from oil and gas. So we currently have two zones. We have the Ras Bufontas Free Zone, which is located right next to Hamad International Airport and Qatar Airways. We also have our Umm Al Houl Free Zone, which is located right next to our state-of-the-art greenfield port, Hamad Port, and it's the size around the size of 32 kilometers squared. So our investors can expect a streamlined process for company registration, simplified custom procedures, and incentives that make Qatar an attractive destination for investments, attracting foreign direct investment and encouraging businesses to set up operations within the free zones. Regulations in place cover company setup, licensing requirements, article of association, permitting activities, land lease and use, as well as our own mandate. This allows our investors to easily establish their companies and operate businesses in various sectors and industries, targeting regional and international customers. So you can reach around 60% of the world's population from Qatar. Through flight, it's around 8 hours to reach the 60%, and by cargo, it's around 5 days. We also provide outstanding opportunities and benefits for businesses seeking to establish their operations and expand regionally and globally. We allow them to manufacture products in the free zone, servicing the local market, regional market, and of course, global markets. Some of the benefits and incentives we provide include 100% foreign ownership, skilled workforce with a low minimum wage, zero corporate and individual income tax, no restrictions on capital appropriation, partnership opportunities with Qatar entities, very cheap electricity and water, as well as no customs tax for import and export. So we focus on creating regulations that meet our investors' needs. Businesses operating within the free zone benefit from our regulatory support that ensures compliance with international standards, creating a transparent and predictable business environment. On top of that, I would like to add that we have multiple types of assets. So we have assets that consist of office spaces to ready-built light industrial units. These are like warehouses that are ready built and can be rented and utilized immediately. And then we also provide the option of land. So should the investor or a business owner want to establish a factory or a company? Thank you. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Utku Bey, sizinle devam etmek isterim eğer uygunsanız. Tabii. QFC altında daha çok hangi ticari faaliyetler yer alıyor? Ve bir işletmenin sizin sisteminize kayıt olabilmesi için ne gibi adımlar gerekiyor? Teşekkürler sorunuz için. QFC içinde kabaca genel olarak iki aktivite grubu bulunuyor. Birisi regüle ve regülasyon ve düzenlemelere tabi olan aktiviteler, diğeri de regülasyonlara tabi olmayan aktiviteler olarak kabaca sınıflandırabiliriz. Regülasyonlara tabi aktiviteler kısaca bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, fon yönetimi şirketleri gibi finansal piyasalarda hizmet veren şirketler. Bunlar için tabii ekstra bir de Katar Finans Merkezi Düzenleme Otoritesi'nden de yetki ve izin alınması gerekiyor. Bu işin regüle tarafı. Bir de non-regüle, regüle olmayan tarafı var. Orada da genellikle profesyonel hizmet sağlayıcı şirketler. Bunların içeriği şöyle. Danışmanlık şirketleri, işte yönetim danışmanlığı şirketi, IT danışmanlığı şirketi, organizasyon yönetim şirketi, İK danışmanlık şirketi gibi aklınıza gelebilecek hukuk danışmanlık şirketi, işte vergi danışmanlık şirketi gibi işin B2B tarafında yer alan, yani retail'la dokunmayan, sadece nihai müşterinin
karşı tarafta şirketler olduğu danışmanlık şirketleri olarak özetleyebiliriz. Tabii buna işte mühendislik şirketleri de girebiliyor ama bir kod yazımı, yapay zeka alanında teknoloji üreten şirketler de dahil. Sonuçta onların da hizmet sunduğu şirketler varsa veya bir IT şirketi ise bu da dediğim gibi QFC altında çok rahatlıkla lisanslanabilir. Bizim öncelik verdiğimiz diğer bir alan da finans, fintechler. Malum Katar genel olarak fintechlere büyük önem veriyor. QFC altında fintechler de hızlıca ve rahatlıkla lisans alabiliyorlar. Diğer tarafta da bir de yapısal şirketler var. Bunlar holding şirketleri. Yani atıyorum bir holding şirketi Türkiye'den veya başka bir ülkeden gelip burada bir şirket kurabiliyor. Bu holding şirketleri genel olarak pasif yapılar. Sadece belirli hisse, bina, belirli varlıkları tutabiliyorlar altlarında. Ayrıca özel amaçlı şirketler, biz onlara special purpose company diyoruz. Onlar da QFC altında kurulabiliyor. Bunlar işlem bazlı kurulan entitiler. İşte atıyorum bir sukuk ihracım olacak. QFC altında onun özel amaçlı şirketi kurulabiliyor veya buna benzer yapılar. Yine aile ofisleri, önümüzdeki dönemde ağırlık vermeyi düşündüğümüz aile ofisleri, trustlar, foundation dediğimiz yapılar QFC altında kurulabiliyor. Son olarak da iş konseyleri ve meslek örgütleri de QFC altında kurulabiliyor. Keza Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin bizde QFC altında ofisi bulunmakta. Aynı zamanda regüle tarafta Vakıfbank'ın da bizde şubesi var QFC altında. Yine teknoloji tarafında da Havelsan burada QFC altında lisans almış aktivitelerini yürütüyor. Burada da hem çeşitli sektörlerden Türk şirketleri bulunuyor. Ama dediğim gibi bizim temel kriterimiz şirketlerin müşterilerinin retail yani bireyler değil şirketler olması, B2B olması önceliğimiz. Aynı zamanda QFC'de belirli aktivitelere izin verilmiyor. Onu da isterseniz kısaca bahsedeyim. QFC altında ithalat, ihracat yapılamıyor QFC şirketleri. Aynı zamanda QFC şirketleri üretim, production, manufacturing gibi aktivitelerde bulunamıyor. Genel olarak profesyonel hizmetler sağlayabiliyor QFC şirketleri. Çok teşekkür ederim Utku Bey. Sağ olun. Çok Ben kapsamlı bir teşekkür yanıt ederim. oldu. Yine soru cevap bölümünde katkı sağlayacağınız alanlar olursa lütfen çekinmeyin. Söz isteyin. Bize katkı sağlayın. Tabii, memnuniyetle. Muhammed Matensi'ye de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Konuşmasının ilk bölümünde Katar Bilim ve Teknoloji Parkı'nın güçlü yanlarından bahsetti. Ama acaba bu Bilim ve Teknoloji Parkı'nın karşı karşıya olduğu zorluklar nelerdir? Bu zorlukların üstesinden nasıl gelmeye çalışıyorlar? Ahmet Bey? Apologies, can you please repeat the question? I'm really sorry. Tabii. Çok teşekkür ederim. Konuşmanızın ilk bölümünde Katar Bilim ve Teknoloji Parkı'nın güçlü yanlarından söz ettiniz. Acaba kurumunuzun görece zorluk çektiği alanlar var mı? Bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Yeah, I think that it's fair to say that if you are in the area of innovation and research and development, that you will face difficulties. I think that one of the difficulties I try to touch base on is the gap that we are facing. So the it's a known funding gap in innovation and in R&D, where basic research is easy to get funded. So the basic research that is done by the professors in the research institutions, that's an easy funding mechanism, or easier, I would say. And even in Qatar, these mechanisms are available. Obviously, once the product is ready and it shows traction with the market, you will find investors because they want to have an ROI on their investment and they believe in the product. So the challenges is obviously for us is to find good candidates and good potential solutions that are not in the basic research, but also are not ready yet, but they are in between and are about to be developed into a solution. I think that that's
From a technical point, the biggest challenge that we face, because obviously there are risks involved of the solution not being able to be developed to a point where it can be commercialized, right? So I would say that for a technology park in general, and we are also in touch with the Technopark in Istanbul, and we have a lot of chats on, and we try to intensify that collaboration even more. But I believe that that's in general, let's say, a challenge that technology parks face, which is about how to make sure that you balance your risk with the contribution that you want to make to that innovative ecosystem. I hope that's an answer to your question. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet kapsamlı bir yanıt oldu. Sayın Asayi, size de ikinci bir soru yöneltmek isterim. Katar Serbest Bölge İdaresi yatırım çekme açısından odaklandığınız kilit ve stratejik olarak adettiğiniz sektörler var mıdır? Bu sektörler hangileri? Ve katılımcı sorularından bir tanesi de bunun üzerineymiş. Sektör ve endüstri kısıtlaması var mı? Mr. Okay. Esak. Thank you for the question. I think I'll answer both questions together. So there are seven sectors that we focus on. These includes emerging technology, food and agri-tech, industrials and consumers, logistics and trading, Marsa Maritime, aerospace and defense, and biomedical sciences. So these are the main seven sectors that we focus on, mainly through manufacturing and so forth. So from these three seven sectors, we focus on really three key sectors. The first one is food and agri-tech, which includes investments in agricultural technology, agri-tech research and development, cold storage and processing facilities. We recognize them and understand the importance of food security, sustainable architecture, agriculture, and the need for proper storage and processing facilities. That is why we focus on attracting companies involved in the adaptation of advanced technologies such as precision farming, hydroponics, and vertical farming as well. The second key sector that we focus on is emerging technologies. Through our technology and innovation hubs, we have incentives for tech startups, and we'll provide cross-sector collaborations within our pre-zone. We focus on attracting companies specialized in emerging technologies such as artificial intelligence, blockchain, and Internet of Things. And of course, we foster collaboration between startups, our established tech companies. We have Google and Microsoft are here. Google has two data centers in our free zone, one in our Ras Bufontas free zone and one in our Umm Al Hul free zone. We also encourage cross-sector collaboration within the free zone, which fosters the integration of emerging technologies into logistics and agri-tech, creating novel solutions and enhancing efficiency and sustainability. We also provide tax breaks, like I mentioned previously, and we reduce regulatory burdens to attract and nourish technological startups. Our third and final sector that we really focus on is biomedical sciences. Biomedical sciences are experiencing significant growth in Qatar and the wider GCC region. Like I mentioned before, we are able to approach around 60% of the world's population through a flight of 8 hours. We specifically focus on medical tourism and equipment. Qatar's healthcare industry is expected to expand rapidly with an estimated value of $12 billion by 2024. We are also have one of the best healthcare systems and the best cargo airlines in the world, Qatar Airways, which positions us to cater to the global markets. Qatar is also a major international hub for biomedical sciences and research, which is a core with a core focus on stem cells, genomics, structural biology, advanced microscoping and imaging, and clinical research, making Qatar Free Zone very attractive to biomedical sciences. I hope this answers your questions. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki yanıt oldu. Çok teşekkürler. Şimdi panel bölümümüzü sonlandırmadan önce
sorularda gözüme takılan bir şey vardı. Utku Bey'e bir soru gelmişti. Utku Bey, yapay zeka ve dijital bir dakika. Soru cevaplarında yaşıyorum o yüzden. Yapay zeka ve dijital pazarlama tarafında birlikte çalıştığınız Türk şirketleri var mıdır? O alanda özellikle ülkemizde başka pazarlarda bankacılık, sigorta, telekom konusunda partnerlik yaptığımız üst düzey markalar mevcut demiş. Bir izleyicimiz böyle bir soru yöneltmiş. Yani QFC altında yaklaşık 30'a yakın Türk şirketi var. Bunlar çeşitli faaliyet alanlarında. Organizasyon yönetimi alanında olan var, savunma sanayide olan var, holding şirketi yapısında olanlar var. QFC'de izin verilen faaliyetlerden biri de yapay zeka ve yapay zekaya yönelik teknoloji geliştiren firmalar. QFC'de kayıt olabiliyor. Evet, QFC ekosistemi bu faaliyet alanına izin veriyor ve buna benzer şirketler var. Türk şirketi altında henüz halihazırda yapay zeka alanında bir şirket bulunmuyor ama bu tip şirketlere dediğim gibi QFC lisanslama izni veriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi panel bölümümüzü bitirmek üzereyiz. Eğer Sayın Muhammed El Matersi'nin ve Badar El Sayın'ın eklemek istediği bir husus yoksa ben soru cevap bölümüne geçeceğim. Soru cevap bölümünde Fatih Bey ve Sinem Hanım zaten Zoom uygulaması üzerinden pek çok soruya cevap verdiler. Can I add just one thing? Tabii ki. Tabii, So, buyurun, buyurun. for anyone interested in applying to the Qatar Free Zone, please feel free to send us an email at investors@qfz.gov.qa. You can also go directly on our website and apply. You just need to make sure you have your business plan in place. Thank you. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Soru cevap bölümüne Ha? geçiyoruz Şimdi bırakın o yavaş sırada sen. yavaş. Ben Siz başlamak istiyor musunuz? Yoksa ben sorulara başlayayım mı? Ben hazırım. Ben hazırım. Zaten şu anda sorulara bakıyorum bir yandan. Evet. Ya belki siz kendiniz bazı sorulara cevap vermek istersiniz diye öncelikle size söz vermek istedim. İsterseniz Ben şu buradan. anda özellikle sorulan büyük kısmında ya kendi cep telefonumu yazarak ya mail adresimizi yazarak ya da çok kısa bilgiler vererek cevapladım diye görüyorum. Yalnız burada Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. Ben onu önemli görürüm. Çünkü hazır muhatabı da buradayken onu da aktarmakta fayda var. Çünkü İRM firmasını ben çok iyi tanıyorum. Burada Suudi Arabistan'da önemli işlere imza atıyorlar. Ve burada Katar Free Zone'da da fabrikalaşma sürecine girmişler. Ancak sürecin uzadığından bahsediyor. Bence konuyu ilgili kişiye aktarmakta fayda var. Tabii. Çok teşekkür. Bilhassa Bader Bey de buradayken Bader Bey. Evet. I'm sorry, can you repeat the question, please? Mr. Bader, Miss Zeynep asked a question. I think you can see it. As far as I understood, they applied for a factory business in the Qatar Free Zone, but currently they haven't received the final procedures. Okay, they haven't received the final decision from your side, and they are asking, shall we expedite the process? Maybe can you, if you don't mind, if you can give us a contact number to follow up this issue, and we can convey the communication number to Miss Zeynep, okay? Ya da e-mail Sure, adresi. sure. So, I don't know the exact details of
Ms. Zainab's application, but usually we respond within 24 hours. So she can email me and I will look into the issue. So my email is balsaai at qfz.gov.qa. So just shoot me an email and we'll hopefully get a result for you. E-mail adresinizi sohbet. E-mail adresini de chat, bence chat kısmından paylaşabiliriz. Evet, chat bölümünden yazabilirsiniz. Biz de almış oluruz. Yani. Fatih Bey, şöyle bir soru gelmiş. Katar'da bulunan online satış platformlarında satış yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Aktif olarak kullanıyor online mu? Satış, online satış platformları burada zayıf. Onu söyleyeyim. Hayır. Burada yaşayan insanlar zaten bilirler. Çünkü buranın yerel kültürü, yerel insanlar daha çok ürünleri doğrudan kendisi müşahede ederek, bakarak almayı tercih ederler. Burada Katar'da Katar Katar Post var. Yani bizdeki PTT'nin buradaki muadili. Orada Turkish Souk isimli bir pazar var. Oraya dahil olabilirler. Biz onlarla ilgili bilgileri paylaşabiliriz. Onun haricinde de bazı online platformlar var. Ancak bunlar sınırlı. Ha, online platformların en güçlüsü Talabat ismindeki bizdeki getirim muadili olan şey kurum. Getirim muadili Talabat var. Ondan sonra Sunum isminde bir platform var. Ama daha çok gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Restoranlar, gıdalar. Orada halihazırda buradaysa eğer bir distribütör onun üzerinden ürünleri şey yapabilir. Yani siz söyleyin, hazır yayabilir. Ama bizdeki gibi yaygın değil maalesef. Hazır gıdaya gelmişken gıda sertifikaları ile ilgili bir soru gelmiş. Sunumunuzda kısaca bahsettiniz ama hangi sertifikalar talep ediliyor diye bir soru gelmiş. Şimdi sertifikaların ben hepsi ezberimde yok. Bizim gıda şeyimiz var, rehberimiz var. Orada yer alıyor ama çok kısa. Buraya gelen her üründe mutlaka helal sertifikası olmak zorunda. Hatta burada birisi hakdaki sertifika geçerli mi değil mi diye soru şey yapmış. Onu ben not aldım. Onu soracağız inşallah. Hakkın uluslararası geçerliliği var mı veya onu sertifikalandırdığı sertifika kuruluşu. O yalnız kendi sertifika vermiyor. Sertifika kuruluşlarını sertifikalandırıyor biliyorsunuz. Onun verdiği veya onun onayladığı şeyler yeterli oluyor mu olmuyor mu? Onu sormamız lazım. Ama onun haricinde bütün ürünlerde mutlaka helal sertifikası şart. Bütün ürünlerde biraz önce onu bahsetmeyi unuttuk. Her üründe %5 gümrük vergisi var dedik ama alkollü içkiler ve enerji içeceklerine gümrük vergisi %100. Dolayısıyla onlarda farklı bir uygulama var. Onun haricinde global olarak işte gıda güvenlik sertifikası ve benzeri şeyler neyse onlar isteniyor. Orada da dediğim gibi biz distribütörle çalışmasını biz hep tavsiye ediyoruz. Zaten distribütörsüz olmaz. O distribütörler ilgili firmalar ilgili şeyler yönlendirecektir. Ama gıda ithalatında en önemli bildiğimiz şey, en önemli gündem konusu süt ve süt ürünleri. Zaten onlarda bir yasak var. Onu ben zaten ilgili arkadaşlara da yazdım. Ama organikse, ürün üzerinde organik yazıyorsa ve organik olduğunu sertifikalandırabilecekse, kanıtlayabilecekse onun gelmesinde bir engel yok. Ama orada da gene şimdi shelf life devreye gidiyor. Yani raf ömrü. Raf ömrü mesela süt ve süt ürünlerde 30 gün veya işte 45 gün neyse. Zaten bunun yarısı yolda geçiyorsa yani ürün rafta yer aldığında raf ömrünün yarısını tüketmemiş olması lazım. Zaten üretildiği andan buraya gelene kadar yarısı bitiyor. Dolayısıyla shelf'te hiç yer alamıyor. Bu bir teknik engel. Ha, bunun sebepleri var. Onu bilen biliyor zaten. Onun çok ayrıntısına girmeye gerek yok. Ama onun haricindeki gıda ürünlerinde biz elimizden geleni yapıyoruz. En son gıda fuarı oldu. Orada da ilgili insanlarla görüşmeye çalıştık. Ama dediğim gibi burada nüfus az. Nüfus az ve halihazırda Türk firmalar çok güzel yerler aldığı için ilave farklı bir ürün üretiyorsanız ancak hani buraya gelmenizde çok fayda var. Onun haricinde biz gene elimizden geleni yapıyoruz. İnanın ben bizim listelerimiz var. Gıda firmalar listesi. Orada görüşülmeye değer her insanla görüş. Ve pek çok ürün firmaları da davet ettik, şey yaptık. Ama şu anda bir Bolu çikolataları haricinde maalesef herhangi bir yeni ürün girmesine şu an itibariyle mümkün olmadı. İnşallah olur. Biraz ekonominin büyümesi lazım. Tekrar büyüme trendine girmesi lazım. Gıda dışında Türk ürünlerinin potansiyelinin yüksek olduğu hangi sektörleri görüyorsunuz siz? Petrol ve doğalgaz ve o nevi de kullanılacak ürünler. Yani makine ekipmanı, teçhizat, boru bağlantı parçaları, fitting, dirsekler, işte tanklar. Yani bir ürün petrol ve doğalgaz sahasında kullanılıyorsa onun burada her zaman pazarı var. Allah'ın izniyle. Yani onun haricinde IT alanında yeni fırsatlar var. İşte bu Web Summit olacak. Dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi. 7 bin insan yanlış mı diyorsam katılacak. Oraya yoğun bir şekilde katılım sağlayacağız.
Mobilyada hala fırsat var ama mobilyada şu var. Sivil mimari devam ediyor burada. Yani o devletin yaptığı büyük yatırımlar, otel yatırımlarının çoğu durmuş durumda. Ama sivil mimari eğer farklı bir şey üretiyorsa üreticilerimiz onun her zaman burada pazarı var. Mesela burada fuarlar, şimdi fuarlar eleştiriliyor işte yoğun geçmiyor öyle. Yani ben buna inkar etmiyorum ama ilk adım olarak yine fuardan başlamak lazım. Mesela Proje Katar'ı fuar var. Eğer inşaat ve malzeme ürünler üreten firmalarımız varsa bu fuar genel itibariyle başarılı geçiyor. Anlatabildim mi? Yani çünkü buradaki en önemli inşaat malzemesi fuar. Yani bir şey olacaksa zaten orada oluyor. Anlatabildim mi? Veya biz orada zaten fuarlara mutlaka katılıyoruz ve tanıdığımız insanları doğrudan zaten standlarımızda da çekmeye çalışıyoruz. Onun için fuarlar hala ilk adım olarak değerli. Mücevheratı sormuşlardı. Mücevheratta şu anda Hem mücevherat fuarı var. Çok iyi geçiyor. Doğrudan satış yapılabiliyor. Ondan sonra tekrar şey yapmak isteyenler varsa, gelmek isteyenler varsa mutlaka bekleriz yani. Mesela mücevherat fuarını tavsiye ederim. Proje Katar fuarını tavsiye ederim. Ona Dindex, savunma sanayi fuarını tavsiye ederim. Ama ilk adım olarak fuar. Ama fuardan dediğim gibi çok beklenti olmayacak. Ama ilk adım olarak mutlaka atılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hadi Çağdaş Bey, bir. bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, memnuniyetle buyurun. Fatih Bey'in dediklerine ekleme olarak şunu söyleyebilirim. 2030 Katar vizyonu kapsamında ülke ekonomisini çeşitlendirmek istiyor Katar. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve eğitim çok önemli rol alıyor bu hedefler doğrultusunda. Sonuçta bu alanlara hizmet verebilecek şirketler bence ön plana çıkabilir önümüzdeki dönemde. İşte yapay zeka, işte eğitim sektörüne yönelik yapay zeka uygulamaları mesela veya sağlık hizmetlerinde yer alabilen, IT ile bunu birleştirebilen yapılar bence önümüzdeki dönem burada ön plana çıkabilecek şirketler denilebilir. Çok teşekkürler Utku Bey, sağ olun. Fatih Bey ve Sinem Hanım, şöyle bir soru gelmiş, biraz teknik ama şirket kurulumlarıyla ilgili. Belli bir miktar parayı bankada ya da gümrükte bırakmamız gerekiyor mu, depozito gibi? Gibi bir soru var. Bildiğim kadarıyla böyle bir şart yok. Şirket kurulurken bir ücreti var onun. O ücreti veriliyor. Eğer yerel ortak varsa her türlü zaten ücreti tabi. Ondan sonra ve işte ücret anlaşması yani o anlaşma yapılırken kar anlaşması ikinci bir anlaşma da yapılıyor. Yani ana anlaşmayı aslında bu çok önemli. Ana anlaşmada %51 Katarlı beyefendiye ait, %49 Türk beyefendiye veya hanımefendiye ait. Ama kar bölüşümünün ikinci bir anlaşma. Agreement diyorlar herhalde buna. Annex olarak yapıyorlar ve ana anlaşmaya atıf yapılıyor. İşte aylık bir ücret belirleniyor. O ücreti mukabil firmalar şeyi karı ona göre bölüşüyor. Ama burada da şey var yani Katarlı ortak eğer daha aktif çalışmak istiyorsa, daha yoğun beraber çalışılmak istiyorsa o zaman kar bölüşümü ona göre yapılıyor yani. Çok Ben teşekkürler. ilave etmiş olayım. Bir de bu şirket kuruluşu noktasında tabii bu yerel ortak konusu bazen büyük sıkıntılar da yaratabiliyor. Özellikle bazen firmalar burada firma kuruyorlar, sonrasında Türkiye'ye dönüyorlar, uzun bir süre buradan uzak kalıyorlar. Covid döneminde böyle şeyler yaşanmıştı geçmiş dönemde. Profesyonel bir destek alarak hareket etmeleri, bu diğer müşavir arkadaşımın da belirttiği gibi ayrı yapacakları anlaşmaları mutlaka hukuk büroları vesilesiyle inceleyerek bakmaları ve profesyonel bir şekilde devam etmeleri önem taşıyor bu konuda. Yani şirket danışmanlık firmalarından destek alabilirler ya da hukuk bürolarından destek alabilirler. Orada belirteceğiniz şartlar, yapacağınız düzenlemeler önemli. İleriki dönemde gündeme gelebilecek uyuşmazlıklar anlamında elinizi güçlendirmiş olacaktır. Çok teşekkürler Sinem Hanım. Tabii Türkiye olarak güçlü olduğumuz sektörlerden biri de tekstil. Tekstille ilgili birkaç soru gelmiş. Fatih Bey, Sinem Hanım. Evet. Pazar Şu anda bir nasıl? yandan da firmalarımızın şeyleri cevaplıyorum. Cep telefonumu verdiğim için onlarla Evet. da şu anda iletişim halindeyim. Buyurun. Yani Tekstil tekstil pazarı sektörüyle ne ilgili düşünüyorsunuz? isterseniz bir kısa bilgi vereyim ben o sırada. Şimdi tekstil sektöründe yani bunu daha önce de söyledik birkaç kere de tekrar ettik. Yani Katar pazarında bu büyük sektörler mesela tekstil de bunlardan biri çok fazla böyle aşırı bir hacme sahip değil. Bir de şöyle bir detay var. Katarlıların kendisi Katar'ın neredeyse %30'unu oluşturuyor. Kalan %80'lik, %70'lik kısım buraya gelen ekspatlar.
Bu ekspatların da çoğunluğu Hindistan'dan göç edenler, Pakistan'dan göç eden kesimler. Dolayısıyla tekstil sektöründe hangi kitleye hitap edeceksiniz Katar pazarına geldiğinizde bu birinci sorunuz olmalı. Örneğin eğer buradaki %80 ekspat kesimine hitap edecekseniz sizin burada faaliyette bulunacağınız yerler belki buradaki AVM'lerde bir işte şube açmak olabilir. Ya da hani Büyükelçimizin de bahsetmiş olduğu gibi burada markaların standları oluyor. Ya da AVM'ler içerisinde bazı standlar olabiliyor mesela AVM koridorlarında. Belki o standlarla denemeler yapmak olabilir. Ki o AVM'leri de hedef kitlenize göre seçmeniz gerekiyordur. Örneğin burada Alhazm Mall diye bir mall var. Bu mola gelen kesim daha çok Katarlılardır ve lüks markaları tercih ederler. Orada daha orta markaların ya da daha orta alt markaların çok fazla hayatta kalma ihtimali yoktur. Ama City Center AVM daha herkese hitap eden, ekspatları da çeken, özellikle Hindistan ve Pakistan'dan gelen ekspatların da yoğun çoğunlukla uğradığı bir AVM'dir gibi lojistik düşünerek hareket etmek gerekir. Burada önemli markaların, lüks markaların franchisingleri çok yaygın. Belli başlı holdingler var, belli başlı büyük firmalar bunların franchisingini alıyor. Ama bu franchising anlaşmalarında da özellikle sizin fikri mülkiyet hakları bağlamında dikkatli hareket etmeniz, anlaşma imzalanırken fikri mülkiyet haklarınızı koruyacak şekilde anlaşmaları imzalamanız önem taşıyor. Akabinde körfez boyutu itibariyle özellikle fikri mülkiyet hakkı anlamında sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü gelecek dönemde. Bu franchising'de de yatırıma sadece para yatırımı olarak bakmıyorlar, sadece parasal destek olarak bakmıyorlar. Burada da yatırım yapacakları firmayı fiilen görmek istiyorlar, sizden de bir destek bekliyorlar. Buradaki firmayı beraber işletmek ve faaliyete geçirmek istiyorlar. Yani burada yatırım anlayışı sadece hani para transferi olarak ya da hani finansal bir yatırım olarak değil, artık biraz daha faal, biraz daha ikili bir şekilde beraber o faaliyeti yürütebileceğimiz bir ortak arayışı içerisindeler. Hani franchising noktasında da her holdingin farklı belli başlı stratejileri var. Bazıları sadece lüks markalara yatırım yapmayı tercih ediyor. Bazıları daha ekspat ağırlıklı devam edebiliyor. Örneğin Aparel Grup daha ekspatlara yönelik bir gruptur burada. Onun dışında işte Alfardan ailesi işte mücevher sektörünü domine eden bir ailedir. Daha çok lüks markalara yatırım yapar gibi. Dolayısıyla siz hangi segmenttesiniz ve hangi tüketici kitlesine hitap ediyorsunuz? Ona göre Katar pazarında hareket edebilirsiniz tekstil sektörü için. Çok teşekkürler. Yine tekstille bağlantılı olarak alışkanlıklarla ilgili bir soru gelmişti. Erkek giyim üzerine daha çok. Yani takım elbise giyiliyor mu? Palto vesaire tercih ediliyor mu? Tabii iklim şartları nasıl? Diğer ülkelerden Katar'a gelen tekstil ürünleri için ya da diğer ürünler için gelen, sadece alışveriş için gelen bir kitle var mı? Böyle de bir soru vardı. Belki eklemek isterseniz birkaç cümle. Belki Fatih erkek giyimiyle ilgili birkaç şey Şimdi söyleyebilir. erkek giyim, ben bu Evet. soruyu biraz önce cevapladım. Burada Katarlı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Şimdi yerel giyim kültürü tamamen farklı. Anlatabildim mi? Yani tamamen farklı bir konsepti. Orada zaten yerele bizim kumaş satma dışında hiçbir alternatifimiz yok. Ama onun haricinde burada biraz önce Sinem Hanım'ın da belirttiği gibi global markalar var. Global markalar özellikle iyi alışveriş merkezlerinde takım elbise olsun, kaban olsun işte ve benzeri ürünlere satabiliyorlar. Hem buradaki yerel insanların yurt dışına çıktıklarında giydikleri ürünler olsun. Hem burada lokal olan ve nispeten geliri iyi olan insanların kullandığı ürünler olsun. Bunların imkanları var. Mesela yakın zamanda bir takım elbise mağazası ikinci şeyini açtı. Burada bizim Türk markamız, şimdi ismini unuttum. Ondan sonra bunların az da olsa pazarı var, ama önemli olan burada ya iyi bir yerel ortakla anlaşmak, ki bu işi ancak erbabı şey yapar, yani buna gerçekten ilgisi duyan insanlar ancak bu ürünleri getirir, ya da çok iyi bir lokasyonda bir mağaza açmak lazım. Yani o mağaza açarken de hani iyi lokasyonda işte onun getirisi çok şey, götürüsü çok oluyor, yani kirasıdır, şudur ve benzeri şeyler. Dolayısıyla başta biraz para harcayarak bir pazar payı elde edilebilir, ama ben bir petrol, doğalgaz gibi, bir gıda gibi, işte bir ondan sonra bir sağlık sektörü veya şey gibi değerlendirmem. Tekstilde zayıfız, onu söyleyeyim yani. Burada tekstilde bizim bildiğimiz markalar haricinde yani El Sivayikemiz çok iyi gidiyor mesela. Yani o her zaman bir yerde pazarı var. Ondan sonra başka ürünler, mavi cins filan filo, bunlar nispeten iyiler, ama onun haricinde
niş ürün üreten, yani çok spesifik ürün üreten insanlar olmadıkça burada işimiz biraz zor, onu açıkça söyleyeyim yani. Çok teşekkürler. Ticaret müşavirlerimizi çok yorduk. Biraz nefes alsınlar. Diğer konuşmacılara gelen soruları ben yöneltmeye çalışayım. Sayın Esai, size gelen birkaç soru var. Frizon şirketlerinde bir minimum sermaye zorunluluğu var mı? Sermaye bankadan ödenmek zorunda mı? Gibi bir soru gelmiş. Ve transit ticaret şirketi kurabilmek mümkün mü? Diye bir başka soru daha var. Okay, Mr. Esay. so yes, you can establish a trade transit company. That's the main purpose of the free zone is to provide manufacturing for the region, and India and Pakistan and so forth. So yes, you can definitely use the free zone for transit. Can you ask the other questions again? Diğer soru, bir minimum sermaye zorunluluğu var mı ve bankadan ödenmek zorunda mı? Okay, so all our payments are made through the bank. There is no specific minimum capital. We do have our lowest asset that we provide is called a co-working or a smart desk. This is like a virtual office. So of course you have to pay the rental fee, which is around 5,000 Qatari riyals a year, and then the admissions and normal fees. Sayın Esai, serbest bölgede fabrika arazisi için satın alma veya kiralama usulü kaç yıllık yapılabiliyor? Örneğin, kiralama yapılabiliyorsa. So for our land projects, it depends. If you're gonna get one of our ready-built units, our light industrial units, these can be short term. These are 3 to 5 years. But when we get our land project, it's usually between 20 to 25 years, agreements. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. You're welcome. Fatih Bey, Sinem Hanım, şöyle bir soru gelmiş. İnşaat üzerinde gelmiş ama ben o soruyu biraz daha genelleştireyim. İhale ilanlarını ya da fırsatları görebileceğimiz web siteleri, bunları takip edebileceğimiz portallar var mıdır? Online portallar. Var. Şimdi Venture Onsite isimli bir site var. Biz ara ara o siteden Chat Venture Onsite. Ben tamam. bunu bir yere yazabilir miyim acaba burada? Yazabilirsiniz ya da soru cevapla da yazabilirsiniz. Şuraya hemen kendim nasıl giriyorum bilmiyorum. Venture Onsite. Buradan ben takip ediyorum. Aylık olarak, yani işte aylık 45 günde falan burada şeyleri çekiyoruz. Katar'da ilan çıkmış ilanları çekiyoruz ve bunu müteahhitler birliğine ve şeye iletiyoruz. Bakanlığımıza iletiyoruz ki firmalarımızla paylaşılsın. Ücretli tabi bir site. Ancak ara ara firmalarımız, ben zaten herkesin neredeyse cep telefonumu yazdım. Ara ara ben çekerim, firmalarımıza gönderirim veya firmalarımız doğrudan üye de olabilir. Onun haricinde burada temelde takip edilmesi gereken bazı kurumlar var. İşte Aşkal mesela, bizdeki Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bileşimi gibi. Kahrama bizdeki işte su ve su idaresi gibi. Katar Enerji malum, herkesin malumu. Katar'daki en büyük enerji kuruluşu. Ondan sonra Katar Water and Electricity Corporation var. Bunlar kendileri de ilana çıkabiliyor. Aynı zamanda bütün ilanları da Venture Onsite isimli firmada şeyden, internetten takip edebiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi yine kültürel boyutu olan bir soru gelmiş. Aynı Biliyorsunuz Türk. zamanda büyükelçiliğimize zaman zaman kuruluşlar ihaleye çıkmadan önce iletiyorlar. Biz onları derhal bakanlığımıza ve şeyde müteahhitler birliğiyle paylaşıyoruz. Çok teşekkürler.
Şimdi de kültürel boyutu olan bir soru gelmiş. Türkiye'nin güçlü olduğu alanlardan birisi de biliyorsunuz dizi, film, içerik üretimi. Sinema, dizi, dijital platformlar konularında Katar'da nasıl bir iş ortamı var? Türk yapımı içeriklere ilgi var mı? İçerik üreticileri için fırsatlar var mı diye bir soru var. Belki diğer katılımcılar da cevaplamak isterler. Lütfen çekinmesinler. Şimdi Türk dizileri burada seyrediliyor, onu biliyoruz. Ondan sonra yoğun olarak seyrediliyor. Ancak ilave olarak burada kendilerine ait, yani Katar'da bir üretilmiş şey yok. Yani bir sinema sektörü zayıf tabii ki. Onu söylemek gerekiyor. Daha çok PR firmaları, event firmaları işte o drone ile çekim ve benzeri şeyleri gerçekleştiriyor. İlgili olanları biz PR firmalarının listelerine gönderebiliriz. Oradan çekebilirler. Ama Türkiye ile aynı seviyede olduğunu kabul edemeyiz. Bu net bir şekilde gözüküyor. Ara ara dizi sanatçılarımız buraya geliyor çeşitli fuarlarda. Fuarlara katılım gösteriyorlar. Ve orada tabii pek çok önemli firmayla sponsorluk anlaşmaları falan da imzalıyorlar. Ama şu anda bizim bildiğimiz bu yönde. Çünkü geçenlerde bir sinemacı arkadaşımız gelmişti. O da çok çok ümitli değildi ama bakalım. Hayırlısı yani öyle bir fırsat olursa şey yaparız. Yemek kültürüne dair bir soru gelmiş. Damak tadı yakın mıdır? Bir restoran açma fikri nasıl karşılanır? Ve bununla bağlantılı olarak bir soru daha iletmiş olayım. Oradaki mağaza, dükkan, restoran kiraları yüksek midir? Orada şirket kursak, iş yapmaya başlasak. Onu söyleyeyim hemen. Şimdi Dünya Kupası öncesinde inanılmaz bir şey oldu. Buraya bir yoğun bir ilgi oldu. Pek çok dünya markası restoran geldi. Bunu burada yaşayanlar da kabul edeceklerdir. Bazıları maalesef yeteri kadar iş yapamayarak şu anda gittiler. Şu anda mevcut durumda da işte Asya Kupası sebebiyle biraz hareketlilik var. İşte şey oldu, Formula 1 oldu filan. Biraz Katar Devleti'nin hareketlendirmesi sebebiyle mevcut restoranlar şu an ayakta durmaya çalışıyorlar ama çok çok iyi diyemem. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yakın zamanda işte tatlıcılar falan açıldı. İşte onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Nüfusun azlığı, dediğim gibi ekonomik ortamın biraz daha daralması sebebiyle şu anda mevcut durumda yeteri kadar bir potansiyel yok. Yani çok iyi ve global bir dünya markasıysanız veya farklı bir şey üretiyorsanız, farklı bir ürün ve bu ürünün burada geleceğini düşünüyorsanız o olabilir. Damak tadı bizden birazcık farklı. Yani özellikle Katarlılar zaten Türk yemeklerini falan inanılmaz seviyorlar. Türk kahvaltısı, Türk yemekleri, Türk kebapları. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ancak burada mevcut Indian community olsun, işte Pakistan community olsun onlara bizim ürünlerimiz çok hitap etmiyor açıkçası. Ve biraz önce bahsedilen şey özellikle iyi bir lokasyonda, iyi bir alışveriş merkezinde kiralar gayet yüksek. Yani bildiğim kadarıyla 15 bin riyal, 20 bin riyalden aşağı yok. Ne kaç Ki 1 riyal dolar yapıyor bir 8,5 TL. 8,5 TL. 1 riyal 8,5 TL olarak düşünebiliriz. Şu anda 8,40'a geldi. Dolayısıyla pahalı. Pahalı. Yani 100 bin liradan fazla. evet ciddi pahalı. Ve buraya gelip restoran açmak isteyen kişiler de mutlaka iyi bir lokasyon bulmaları lazım. Yoksa hani harcanan parayı bile çıkartmaz, onu söyleyeyim. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Bilim Teknoloji Parkı ile ilgili bir soru gelmiş. Sayın Matersi, beni duyuyorsunuz değil mi? Bilmiyorum I can hear you, yes. Türkiye'deki teknokent uygulamaları ile ilgili bir bilginiz var mı ama sizin kurumunuzu farklılaştıran unsurlar nelerdir diğerlerinden, Türkiye'dekilerden ve diğerlerinden? Yeah, what I would like to do is maybe take let's say the question a little bit more general. Obviously, I do not have all the insights of all techno parks, unfortunately, in Turkey, but we did benchmarks on techno Evet. parks in the region and also in the east and in the west, and what makes us I would say unique. Is that we are linked first of all to a foundation, as Qatar Foundation, with, as I said, the universities
the talent pool that is, let's say, by default attracted from these universities. We have the research centers. But what I would also like to add is that there are not a lot of technology parks where with the in-house registration. So we provide the CR in-house. We provide the license to conduct the research and the innovative activities free of costs. So there are no costs related to the CR. We obviously make we divide between startups and member companies. Member companies will have to lease a space. We did also benchmark on our pricing of the rent, and it's and I would say compared to the region, it's or at market rate or a little bit below. But for the startups, we have special programs, including being part of our innovation hub, where they get a free desk, where they get some subsidies on some, let's say, on some costs related to accounting, etc. So the details will be provided by the dedicated team in case of any interest. But I think the combination, as I said, of having an ecosystem or the ability to access the ecosystem of Qatar Foundation with its universities and its stakeholders, and the fact that we have an in-house registry at a super cost-efficient with a super cost-efficient approach is what makes us as Qatar Science Technology Park unique to technoparks in general in the world. I hope that was an answer to your question. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Süremizin sonu. Bir şey sormuş. Çağdaş Bey, Meryem Hanım'ın acaba maili var mı? Meryem Hanım'ın mailinde. Yes, hi. I'll share it in the chat. Chat bölümüne yazabilirseniz oradan katılımcılar alabilirler. Süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Eklemek istediğiniz bir husus varsa kıymetli konuşmacılarımız memnuniyetle dinlemek isteriz. Eğer yoksa yavaş yavaş şeyini kapatacağız. Çağdaş Bey çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de bir yandan hem cep telefonuyla firmalarımıza bilgi veriyorum. Hem chatte sağ olun sizler de yardımcı oluyorsunuz. Ben çok çok verimli olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle İstanbul Ticaret Odası'yla bu webinarı yapmamız yani Katar'la ilgili insanların aklındaki soru işaretlerinin büyük kısmını gidermiştir diye düşünüyorum. Özellikle katılımcılara, bilhassa Badir Bey'e, Meryem Hanım'a ve diğer temsilcilere, Utku Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Badir Bey'e de aynı zamanda. Çok çok verimli geçtiğini değerlendiriyorum. İnşallah buraya gelirseniz herkesi bekleriz. Cep telefonu merkeze yazın neredeyse. Mail adresimiz herkeste var. Elimizden geldiği kadar burada ticaret hacmini inanın arttırmaya çalışıyoruz. Küçük bir ülke ama bizle yakın ilişkileri var. Bizleri çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Dolayısıyla inşallah iyi bir işbirliği yaparız. Yanlış bilmiyorsam yani yaklaşık her sene 100 bin Katarlı Türkiye'ye turizm amacıyla gidiyor. Yani bunlar şu anda yaptığımız her şeyin daha ötesinde bizim iyi bir misafirperverlik sergilememiz gerekiyor ki o insanlar mutlu olarak evlerine geri dönsünler. Mutlu olarak geri döndüklerinde inanın bizlerin işleri çok daha iyiye gidiyor. Bu da çok büyük bir potansiyel. Ben katılımcılardan bunları her ortamda dile getirmelerini tercih ederim, isterim. Yani biz elimizden geldiği kadar ihracatımızı arttırmak zorundayız. Türkiye'nin en önemli gayesi bu bence. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Fatih Bey. Ben de İstanbul Ticaret Odası adına tüm konuşmacılara, tüm panelistlere çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdıkları için. Çok küçük bir ülke ama biz bu duyuru yaptıktan sonra 1300'den fazla katılımcı webinara katılmak istediğini bize iletti. Yani kayda değer bir teveccüh var Katar'a karşı. Bu etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan hem çevirmen arkadaşlarımıza hem uluslararası ilişkiler ekibindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç şey daha vurgulayarak kapatayım ben izin verirseniz. Bunun gibi farklı ülkelere yönelik ticaret ve yatırım fırsatları webinarlarımız devam edecek. Daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz webinarları da yine İstanbul Ticaret Odası'nın kurumsal
YouTube hesabı üzerinden, YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Bundan sonraki webinarlar için de bizim kurumsal sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Oradan duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. Ben tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için Biz tüm teşekkür izleyicilere ederiz. Çok sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler herkese. Sağ olun. Thank you for having us. Thank you. Thank you, Elvis. Teşekkür ederiz herkese. Çok teşekkürler. Thank Thank you. you.